Arkası yarın. Hakk'a Sığındık 1. Bölüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Gül Gülgün, Raife Toto Karaca, Nakiye Güzin Özipek, Esma Şeniz Boduroğlu, Hacı Ferhat Gazanfer Özcan, Hafız İshak Zihni Küçümen, Uşak Baha Boduroğlu. ...16'larda İstanbul, Birinci Dünya Savaşı'nın doğurduğu güçlükleri yenmeye çalışırken bir de İspanyol nezlesi salgınına uğramıştı. Hastalık Hoşkadem semtinde evden eve saldırıyor, her aileden birkaç cana kıymadıkça oradan ayrılmıyordu. Hangi evde hastalık çıksa bütün komşu kadınlar hemen oraya koşuyorlar, dostluk böyle günde belli olur sözleriyle hastanın odasına girerek mikrobun hızla yayılmasına yardım ediyorlardı. Komşucuğum, orada mısın? Buradayım Raife kardeş. Bir yere kıpırdayacak halim mi var ayol? Bizim ihtiyar kütük gibi yatıyor. Artık onu kaldırsa, kaldırsa Allah kaldırır. Gelin hasta, oğlan hasta, her iş başıma kaldı. Ne yapıyorsun orada? Aman ne yapacağım, çamaşır yıkıyorum. Kirlilerimiz dağ taş yığıldı. Su yok, odun yok, sabun yok. Bir eski fıçımız vardı, yağmur borusunun altına koydum. Artık Allah ne rahmet verirse hem içeceğiz hem paklanacağız. Gece yağmur çiselediydi. İşte ben de onunla küllü su yaptım, çamaşırları bastırdım. İşte artık ne kadar temizlenirse uğraş uğraş, ne halim kaldı ne canım. Ah, şimdi mutfaktan şuraya cumbanın önüne çıktım, belimi yastığa verdim. Oh, biraz içim geçmiş. Hacı Ferhat efendilerin mutfağımdan gelen yemek kokusunu duyuyor musun? Aman bir iki gündür nezleden burnum tıkanmış ama... duydum duydum, mis gibi bir şey kokuyor. Ay dur bakayım, şey revani. Ah kaç yıl oldu bilmem, mübareği tatmadım, yalnız ağzımızda adı kaldı. Oh, çok şükür işte şimdi de kokusunu duydum. Bilemedin kardeş, sütlü irmik helvası yapıyorlar, meyanesi de ha geldim ha geliyorum diyor. İkiniz de bilemediniz. Ne revani ne helva. Bademli fıstıklı Şam baklavası. İlahi Esma, yetişme. Sen de nereden çıktın böyle? Bir de ballandırıyorsun ki. İmrenmeden neredeyse küçük dilimi yutacağım. Gebe olsam çocuğum düşerdi. Emzikli olsam sütüm kesilirdi. O kadar içim çekti. Acaba ölmeden baklava yemek kısmet olacak mı? Hiç ummuyorum. Muharebe bitecek de şeker, yağ, un ucuzlayacak da param olacak da baklava yiyeceğim. Ölme eşiğim ölme, yoncalar bitecek. Bahçe kapıdaki tatlıcıda alası varmış. Varmış ama kim bilir okkası kaçadır. Evimi satsam alamam. Sana bir incir tatlısı sağlık vereyim de pişir. Ateş nerede? İnciri bulsam çiğ çiğ yerim. Şimdi erenlerden biri karşıma çıkıp da dile benden ne dilersin dese... Evvela baklava, sonra baklava, yine baklava. Ah canım baklava derim. Kız Esma, senin soyunda kurt mu var, köpek mi? Baklavanın fıstığını, bademini kokusundan nasıl anlıyorsun? Benim İsmail bir kovacık su istemek için hacının konağına gitmiş. Tulumba mutfağın yanında. Su çekerken görmüş. Ahçıbaşı içeride baklavanın harcını döşüyormuş. Göz hakkı kalmasın diye... Oğlana akşamdan kalma iki tane yassı kadayıfı vermişler. O da bir buçuğunu yemiş, yarımını bana getirdi. Sorma Nakiyeciğim, kadayıf değil cennet tamı. Ah bizim ihtiyar yassı kadayıfını hep rüyalarında görüyor kardeş. Kadayıf üstüne beyitler düzüyor, ne para eder. Kadayıf kadayıf demekle insanın ağzı tatlılanır mı? Ben de kovayı alayım da bir gün oradan su istemeye gideyim bari. Bakalım kısmete ne tatlısı çıkar. Ah vallahi içime dert olacak.
Herif ölmeden iki lokmacık tatlı yedirebilsem. Hanım hanım, çeşmelerin suları kesildi. Kuyularınki çekildi. Allah onlara her şeyi bol vermiş. Konağa su nereden geliyor? İlahi kardeş, kuyunun başına bir makine koydular. Harıl harıl işliyor. Yedi kat yerin dibinden su çekiyormuş. Bu para insana neler yaptırmaz. Dün küçük hanımlar seyre gittiler, gördün mü? Beyoğlu'nda tiyatro var. Gördüm gördüm. Sokağa bir sürü köpek gelmiş gibi dışarıda hankankankankank bir gürültü. Cumbaya koştum, bir de bakayım ki konağın kapısının önüne bir otomobil gelmiş. İçeriden bakalım kim çıkacak diye beklerim beklerim beklerim, kimse çıkmaz. Beklerim beklerim kimse çıkmaz. Kuruyan erik ağacının kökünü söktük de hastalara biraz bulgur çorbası pişiriyordum. Çorba lapa olmasın diye bir ocağa koşarım, bir cumbaya koşarım. Bilmem bulgurluya gelin mi gidiyorlar. Bu ne bitmez süs nizam. Nihayet çıktılar hacının kızları Nermin'den Narin, hafızın gelini Sadiye. Üçü beraber. Hanım o ne kılık, o ne kıyafet. Kokona desem onların yanında kokona da bir şey mi acaba? Bunlar tiyatro seyrine mi gidiyorlar yoksa orada oynamaya mı? Yüzlerine basmışlar düzgünü, vermişler allığı, çekmişler sürmeyi. Bu soğukta göğüsler açık, kollar açık. Üşümek mi bu karılar? Nereden üşüyecekler? Çıktıkları yer sıcacık, gittikleri yer sıcacık. Soğuk senin benim için. Onların kıştan haberleri mi var? Çarşafları böyle kelebek gibi bir renkte. Anlatamam ki. Suratlar, saçlar bütün dışarıda. Nermin'den Narin bu mahallede doğdular. Bilmez miyim? Saçları kömür gibi karadır. Ama şimdi bir gör, ah lüle lüle kanarya sarısı. Ah bu para yok mu bu para? Arabı beyaz ediyor Alima. Estağfurullah. Ah ne günlere kaldık. Ayaklarında şam nalınlarından yüksek ikişer karış ökçe. İlla o çorapların inceliği, ah o çorapların inceliği. Adına pancurlu çorap mı diyorlar, ne diyorlar? Ajurlu çorap. Her ne karın ağrısı ise, olduğu gibi tenleri görünüyor. Başlarımıza taş yağmadığına şükredelim. Bu kepekli ekmeği bulduğumuza ne mutlu. Ulu Tanrım sen bizi acı da bu azgınları ıslah et ya Rabbim. İyi ama onlar sıcacık tiyatroya gidiyorlar. Soğuk taş senin başına yağıyor. Hikmetine akıl ermez, iradene karışılmaz Rabbim. Ben şu ölüm döşeğindeki ihtiyara bir lokmacık tatlı bulamam. Yedi mahallenin rızkını toplayıp bu hacıyla hafızın konaklarına doldurursun. Hikmetinden sual olunmaz ama bizler de neler çekiyoruz. Ay dur, aman lakırdımı şaşırıyordum. Nerede kalmıştın? Sen Mevla'yı bırak da kulları anlat Raifeciğim. Evet. Bu üç genç karı hepsi böyle birer yapmacık bebek gibi bir süsle bir eda ile otomobilin içine kuruldular. Arabacı yan tarafına el attı. Bir şeyler yaptı. İki bacağın arasında karıştırdı. Birdenbire bir şey fırrak 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 etti. Otomobil o koca mefret ayı gibi homur homur homurdandı. Kıçımdan da beyaz bir duman çıkardı. Haydi yallah koydun sabul. Kuş gibi uçup gittiler. Seyir bitti desene Raife kardeş. Seyir bitmesine bitti ya. Ben hemen mutfağa ocağın başına koştum. Tencerenin kapağını açtım, bir de ne göreyim. Dostlar, çorba lapa değil pilav olmuş. Simsiyah dibi tutmuş. Bu yoksullukta uğradığım felaketin acısıyla Nermin'ine de, Narin'ine de, Sadiyesine de, otomobiline de lanetler ettim. Gör onları seyretmek bana kaça oturdu. Artık bin defa dön paralan, iş işten geçmiş bir kere. Maşallah Hafız İshak Efendi birader. Sefa geldin, sefalar getirdin. Sorma Hacı Ferhat Efendi birader, sorma. Hayrola kardeş, nen var? Bu mahallede bizi çiğ çiğ yiyecekler. Elimden geldiği kadar ne dağıtabiliyorsam dağıtıyorum. Siz de öylesiniz bilirim. Lakin bu kadar açı bir aciz hafızla hacının doyurabilmesi kabil mi? Biz ne yapsak bunları memnun etmek mümkün değil. Doğrusun kardeşim, doğrusun. Pabuçlarımızı giyip konaklardan çıkmalı, onlara da buyurunuz efendim sefayı hatırla oturunuz demeli. Belki o zaman memnun olurlar. Emin olunuz birader, gene hoşnut kalmazlar. Biz bir iyilik yapalım da denize atalım.
Balik bilmezse Halik bilir derler. Bunlar Tanrı'nın buyruğuna da razı değildirler. Ne yapalım işte? Allah bize vermiş, onlara vermemiş. Ha. Takdiri ilahi böyle. Öyle. Dünyadaki insanların hepsi birden zengin olamaz ya canım. Nedir o elindeki Hafız İshak Efendi birader? Gene tehditname mi gönderdiler? Sorma kardeşim, sorma. Tehditname ama bu şimdiye kadar görünmemiş, işitilmemiş bir biçimde. Allah Allah. Hele bir okuyayım da dinle. Tehditname-i mukaffa oldur ki Abdal Veli Hazretlerinin himmetlerine her kim ki talip olur, illetten marazdan hemen kurtulur. Hele o İspanyol nezlesi, illetlerin en kepazesi. Kaçar duramaz Hazretin nefesinden, ne hastalar kurtardık zalim elinden. Ey Hafız İshak, gözlüğünü tak, bu satırlara iyi bak. Allah Allah. Hazreti Abdal Veli himmetine layık gördü seni. Dün gece birdenbire malum oldu Cenab-ı Pir'e ki İspanyol marazı işte geldi deyip sırası sizin eve dalacak, çok canlara kıyacak. Allah Allah. Gelinin Sadiye, kerimesi Hadiye, mahdumun Enver, ölecekler birer birer, hiç durma birader, hemen 300 lira gönder. Allah Allah. Bu ne biçim tehditname be birader? Dahası var kardeşim, dahası var. Budur yegane çare, ölümlerden rehaye, can başına 100 lira. Çok değildir bu para. Oğlun, torunun, gelinin kurtulurlar himmetiyle velinin. Etmez isen ihtarımızı izan, yanar ağlarsın sonra her an. Ölümünden sonra bu üç canın kapısını açsan da kasanın, nakit mevcudunu versen ah diye hiç gelir mi gidenler geriye? Para nereye gönderilecekmiş? Orada yazmışlar elbet. Bak okuyayım. Hamişi Mensur. Ailenizi felaketten kurtarmak için iş bu ihtarımıza hemen uyunuz. Hazreti Abdal Çınar semtindeki yangın yerinde bir hamam külhanı içinde oturur. Makamı şerifleri ziyaretgahı en'amdır. İstenilen parayı yeşil bir kese içinde tercihan sakallı, abdestli, muhterem bir ihtiyar getirmelidir. Bu muhterem zat Çınar'daki viran cami yanından saparak dördüncü ve beşinci servi ağacının arasından doğuya dönünce Hazretin makamını görecektir. Viran hamam külhanına girince karanlıktan ürkmeyerek 7 adım atmalı ve 3 kulhu vallahi ile bir elham okuyarak duvardaki zembile parayı bırakmalı. Allah Allah. Sonra Hazretin makamına arka vermeyerek geri geri yürümelidir. Zinhar, kibrit çakmak, mum veya fener yakmak yasaktır. Bak bak. Aksine hareket edenlerin çarpılmasından mesuliyet kabul olunmaz. Viraneden çıkınca doğruca yürümeli, dönüp arkasına bakmaksızın yoluna gitmelidir. Paranın tesliminden bir gün sonra şifa verici muskalar postayla gönderilecektir. Ve minel garayip. Ne dersiniz buna Hacı Ferhat Efendi kardeşim? İlk satırları okurken doğrusu ben de dehşete kapıldım. Ama sonra merak edilecek bir şey olmadığını anladım. Ya. Bir çeşit dolandırıcılık bu. Herifin biri sizi korkutarak 5-10 liranızı kapacak. Mesele bundan ibaret. Saflığımızdan yararlanarak bize karşı bu aptalca oyunu oynayan habis, sözüm onu Abdal Veli'nin kendisi midir? Yoksa onun adına oyun oynayan diğer bir melun mudur? Kim bilir efendim? Bu Abdal Veli uydurma bir kişi de olabilir. Biliyor musunuz? Beni en çok çileden çıkaran mahdumum Enver, torunum Hadiye ve gelinim Sadiye'nin üstlerine yorulan hastalık ya, ve ölüm keyfiyeti oldu. Ya. Adlarını ne de güzel öğrenmişler ya, canım. Ya. Bu üç canın üstüne benim tiril tiril titrediğimi de biliyorlar ki benden 300 lirayı koparabilmek için en zayıf damarıma basmışlar. Aldırmayınız kardeşim, aldırmayınız. Gülüp geçmekten başka yapılacak bir şey yok. Yani o kadar sinirlendim ki öfkemden ne yapacağımı bilemiyorum. Tahkikat yapılması için bu deli saçması tehditnameyi götürüp polis komiserliğine teslim etsem mi acaba? Adam, vazgeçiniz denize lazım. Zorla başınıza iş çıkarırsınız. Karakol uzun uzadıya tahkikata kalkarak sizi uğraştırır. Bunu yapan her kimse bir hezeyandır etmiş. Sesinizi çıkarmazsınız gelir geçer. Zorla paranızı alacak değil ya. Ya tekrar yazarsa? Ne yapılacağını o zaman düşünürüz. Ne o Ayvaz? Bir diyeceğin mi var? Affedersiniz efendim. Hafız İshak Efendi Hazretlerini evden çağırıyorlar da. Hayrola, niçin çağırıyorlarmış? Torununuz küçük hanımefendi hastalanmışlar. Vah kardeşim, vah kardeşim. Vah. 10 günde 3 cenaze. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Doğrusu ne diyeceğimi şaşırdım kaldım. Mahdumum Enver,
Torunum Hadiye, gelinim Sadiye, işte hep öldüler birer birer. Abdal Veli Hazretlerinin kerameti aynen vaki oldu. Bey ahmak İshak, bu ettiğin gaflete kıyamete kadar yan. 300 liraya kıyamadın. Abdal Veli Hazretlerinin kerametinden şüphe ettin. Üstelik onu polise vermeye kalkıştın. Günahı sen işledin, cezasını yavrucakların çekti. Ah, ah. Karakola gitmenize engel olduğuma ne kadar isabet etmiş. Ah komşucuğum, berhudar olunuz. Beni ne büyük bir vebalden kurtarmışsınız. Ne o Ayvaz? Nedir o elindeki? Efendim, bu mektubu şimdi postacı getirdi. Ver bakayım. Aman birader, senin mektubun aynı. Abdal Veli Hazretlerinden mi? Öp de başına koy. Öp de başına koy. Namı yok. Abdal Veli Hazretleri. Hümetlerine her gün hali olur. İlle denmez. Hadi. He? Nedir? Kelimesi kelimesine aynı. Sadece birkaç mısra değişik. Secdeye kapan kardeşim. Hiç durma, hemen secdeye kapan. Bu sefer isim açıklamıyor. Şöyle buyurmuşlar. Evinizde mahkumlar var ölmeye, dil varmıyor aşikare söylemeye. Bu da ne demek acaba? Tövbe de kardeşim, aman tövbe de. Ücret de yükselmiş. 500 lira istiyor. Aman biraderim, asla tereddüt etmeyiniz. Hazretin şakası yok biliyorsunuz. 500 lira kızlarınızın hayatlarından daha mı değerli? Ve fakat niçin bu kere piyasa fırladı acaba? Hazret bir hayatı 100 liraya kurtarıyor. Demek ki evinizde ölüme mahkum 5 kişi var. Hesap gayet açık. Bu 5 kişiden biri de ben miyim? Öyle sanırım. Çünkü bu sefer Cenab-ı Abdal Hazretleri dil varmıyor aşikare söylemeye demiş baksanıza. Nezaket buyurmuşlar, sizi korkutmak istememişler. Bu mektup size geldiği zaman çok kızmıştınız. Verdiğimiz kararı unutacak kadar henüz zaman geçmedi. Ben unuttum gitti. Niye karar vermiştik, zihnim çok karışık. Ben sizin polise başvurmanıza engel olmuştum. Siz de bana ya bu habislik tekrar ederse buyurmuştunuz. Evet. Ben de size tekrar ederse o zaman düşünürüz demiştim. Aman birader, aman habislik sözünü kullanmayınız. Saygısızlıkta bulunmayınız. Haşa haşa, sümme haşa. Ben bu sözü aramızda geçtiği için tekrarladım. Saygısızlık etmek ne haddime. Aman hacım. Aman kardeşim, sözlerinize dikkat ediniz. Hafızcığım, benim zihnim şimdi seninkinden daha çok karışık. Sen bir felakete uğradın. Olan oldu, geçti gitti. Bense uğramak üzereyim. İki kızımın hayatı tehlikede. Benimki de acaba. Ölüm defterinde 5 can yazılı. 3'ü belli ama ikisi kim acaba? Ailemden daha kimlere kıyılacak? Of of, beynimi dehşet sardı. Ne aklım kaldı ne fikrim. Bu şaşkınlıkla ettiğim edeceğim hezeyanları Hazreti Abdal af buyursunlar. Velayetlerine, kerametlerine bütün kalbimle bağlılığım kendilerince malum olsa gerek değil mi? Hacıcığım, geçirecek vaktimiz yok. Aklını başına topla. 500 lirayı çarçabuk hazırla. Emin, salih, abid, zahid, akıllı, fikirli, sakallı, abdestli bir zat-ı şerif bul. Emaneti hemen ona teslim ve ya, mektupta ne yazarsa ya, harfiyen uyulmasını ya, telkin et. Ya. Rabbim aptalı memnun etsin. Cümlenizi ölümden kurtarsın. Bak benimkinde yazıyordu. Herhalde seninkinde de vardır. Evde hastalık çıktıktan sonra yapılacak müracaatlar kabul olunmaz diye. Efendim? Evet, benimkinde de yazıyor. Aman hacı kardeşim, işte önünüzde mostra benim. Ya. Bana bak da ibret al. Ya. Ölü müyüm, yaşıyor muyum bilmiyorum. Anladığım bir şey varsa o da böyle yaşamanın ölümden daha acı olduğudur. Hiç durma, canını kurtar. Kızlarını kurtar, aileni kurtar. Sakın damatlarına haber verme. Ya. Onlar gençtirler, ya, cahildirler. Başımız ateşe yanmadan bizim bile inanamadığımız böyle keskin bir keramete akıl erdiremezler. Of, ne uzubillah alaya, saygısızlığa kalkışırlar. Ne uzubillah, maazallah, maazallah. Doğru söylüyorsun birader, doğru söylüyorsun. Hem de yerden göğe kadar haklıyım. Bak, kendi derdimi unuttum, şimdi seninkine düştüm. Teşekkür ederim kardeşim. Anlaşılan 500 lirayı vermeden bu tehlikeden yakayı kurtaramayacağız. Bari kalbimize şüphe getirip sızlanmadan verelim de Cenab-ı Hak kabul buyursunlar. Gördün mü bak, ne güzel söylüyorsun. Evet. Bu zamanda Hazretin istediği keyfiyette bir adam bulmak her şeyden daha zor. Doğrusu ben kendimden bile emin değilim. Öylesi Hazreti Halid'in türbedarları arasında bile yoktu. Bulacaksınız, çare yok. Birader, siz benim hesabıma düşüne durunuz. Ben müsaadenizle hareme kadar bir gidip geleyim. İçimi merak aldı. Ne merakı? Haremde ne yapacaksınız? Bakayım çoluk çocuğumun içinde hastalanan var mı? Allah saklasın. Allah saklasın. Mektubu şimdi aldık canım. Hatırlamıyor musunuz? Hazretin 24 saat müsaadesi var.
Hakk'a Sığındık adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Gül Gülgün, Raife Toto Karaca, Nakiye Güzin Özipek, Esma Şeniz Boduroğlu, Hacı Ferhat Gazanfer Özcan, Hafız İshak Zihni Küçümen, Uşak Baha Boduroğlu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Hakk'a Sığındık 2. bölüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Gül Gülgün, Hacı Ferhat Gazanfer Özcan, Nermin Gönül Ülkü, Hafız İshak Zihni Küçümen, Arabacı Selim Naşit, Uşak Baha Boduroğlu, Hacı Hurşit Fadıl Garan. Birinci Dünya Savaşı içinde İstanbul kenti, İspanyol nezlesi adı verilen bir grip salgınına uğramıştı. Mikrop, özellikle yoksul mahallelerde komşu kadınların hasta ziyaretleri yüzünden hızla yayılıyor, her girdiği evden birkaç cana kıymadan ayrılmıyordu. Hoşkadem semtinde oturan iki savaş zengini, Hacı Ferhat Efendi ile Hafız İshak Efendi, kendilerini ve ailelerini korumak için ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Bu sırada Hafız İshak Efendi'nin aldığı bir tehdit mektubu huzurlarını büsbütün kaçırmıştı. Mektup, Abdal Veli Hazretleri adına gönderilmişti ve adam başına 150 lira yollanmadığı takdirde oğlu, gelini ve torununun İspanyol nezlesinden öleceğini bildiriyordu. Hasis ihtiyarlar birbirlerine danışarak bunun bir dolandırıcılık tehdidi olduğu kanısına varmışlar ve istenilen parayı göndermemişlerdi. Ne var ki mektubun kerameti hemen gerçekleşmiş ve 3 gün içinde Hafız İshak Efendi'nin oğlu, torunu ve gelini İspanyol nezlesinden ölmüşlerdi. Hafız'la Hacı bu felaketle kıvranırlarken Abdal Veli Hazretlerinden ikinci bir mektup geldi. Mektup bu sefer Hacı Ferhat Efendi'ye gönderilmişti ve derhal 500 lira göndermediği takdirde evinden 5 ölü çıkacağı bildiriliyordu. Hacı Ferhat Efendi mektubu alınca çılgına dönmüş ve üstlerine titrediği kızları Nermin'le Nari'nin odalarına koşmuştu. Kocası Mehdi Bey'i kıskanan Nermin, hemen her gün tekrarlanan yeni bir kıskançlık kavgasından sonra yatağına girmiş, sinir nöbetleriyle kıvranmaya başlamıştı. Ne var Nermin? Neden böyle kıvrım kıvrım kıvranıyorsun? Aman baba, beni rahat bırakın. Kızım söylesene ne var? Ne mi olacak, görmüyor musunuz, işte kötüyüm. Baş ağrısı? Evet. Ateş? Evet. Her yanında ağrılar? Evet. Öksürük? Evet, evet, evet. Hepsi var işte. İyi buldunuz. İspanyol nezlesi. Sus, sus, ağzından yel alsın. Yel onu almadan o beni alacak galiba. Kız beni çıldırtacak mısın sen? Allah'a emanet, niye çıldıracak mısınız? Oğlu, gelini, torunu öldü de Hafız İshak Efendi çıldırdım. Ne olursa ölen olur. Kocam da çabucak evleniverir. Kocanla kavga mı ettin yoksa? Artık ne ettiğimi ben de bilmiyorum. Ah yavrum, ah gerçekten bu ne ateş, çayır çayır yanıyorsun. Evet, öleceğim işte onun için. Kız sus. Niye susayım, ben rüyasını gördüm bile, öleceğim, hem de sevinerek öleceğim.
Tanrı yiyecek içecek vermiş ama dirlik düzenlik vermemiş. Bütün mahallenin gözü bizim üstümüzde. Keşke ben de onlar gibi kuru iyaşe ekmeği yesem de yüreğim rahat olsa. Ne rüyası gördün? Söyle bakayım hasbam. Rüyamda koca kavuklu bir şeyh efendi geldi. Arkamı sıvayarak, kızım sen İspanyol hastalığına tutulacaksın ama ben seni kurtaracağım dedi. Bense ayaklarına kapanarak, ya Hazreti Şeyh kurtarma, bırak da öleyim diye yalvardım. Densizlik etmişsin, densizlik etmişsin. Ya Hazreti Abdal, ey Veliullahu Azim, bu ne keramet, bu ne keramet. Ne oluyor babacığım, sahiden mi çıldırıyorsunuz yoksa? Saddak ya Veli, saddak, saddak ya Veli, saddak. Düşünüyorum komşucuğum, düşünüyorum da en saygı değerlerim bile hırsızlığa başladığı şu zamanda bu nazik işi vicdanına havale edecek bir adam bulamıyorum. Hmm. Ne fena günlere kaldık. Hazreti Abdal'ın kerameti bunu da hemen halleder. Kendileri kime arzu buyuruyorlarsa onu gönderir. Nasıl? Şurada Fuzuli divanı var. Evet. Fal açarız. Hangi at çıkarsa o atta bir adam ararız. Pekala. İşte sağ yaprağın ilk mısrağından başlayacağız. Evet. Tanıdıklarımızdan birinin adına rastlayıncaya kadar okuyalım. Tamam. Zulmeti hayrette zikrimdir bana virdi zeban, kaf-ı uzlette bana simürgü nisbeti aşiyan, ihtilat-ı halktan çektim taalluk damenin, ruşen-i rey-i visal hem nüma hurşid-i sa'an. İşte fali hayır çıktı, gördün mü? Ruşen mi? Hayır. Hurşit. Hangi Hurşit? Benim haç yoldaşım Hacı Hurşit. Abdal Veli Hazretleri uzun sakallı istiyordu. Bundan uzun sakallısını bulamayız. Doğru. Üstelik iyi bir adamcağızdır. Bak hele düşünürken hiç aklımıza geldi mi? Hazretin açığa vurduğu bu kaçıncı keramet ya Rabbi? Saddak ya Hazreti Abdal. Saddak ya Veliullah. Peki ama Hacı Efendi. Şimdi biz bu hacıyı nerede bulabiliriz? O mübarek adam nerede bulunur? Ya evinde ya camide. Evi nerede, uzak mı? Eyüp'te oturur. Oo, bir hayli uzak. Ne yapalım? Hemen arabacıyla uşağı koştururuz. Aman hacım, vakit geçirmeye gelmez. Biliyorsun ya Abdal Hazretleri'nin mühleti 24 saat. Ayvacığım. Bu herifi izzet-i ikramla nereye götürüyoruz böyle? Vallahi ben de çok merak ediyorum ama bilmiyorum. Dün akşam konakta okuyup üfledi mi? Suratından belli mortocu. Bunlar tatlı düşmanıdır. Anafor sofra buldular mı öylesine bir çökerler ki Tanrı ev sahibine imdad eylesin. Bu kıtlıkta bunun bir Yasin-i Şerif'i 10 liraya mal olur be. Bizim efendiyle bir odaya kapanıp fısır fısır konuştular. Kapıdan dinleyemedin mi? Dinleyemedim. Hafız İshak Efendi de odadaydı. O Hafız Ocak Pinti de İspanyol nezlesiyle evindeki kalabalığı hafiflettikten sonra büsbütün gençleşti. Yeniden evlenecekmiş diyorlar. Ya deme be. Kimden duydun? Arabacısı Fettah söyledi. Genç bir kız bulmak için her akşam istihareye yatıyormuş. Bunlar da o para olduktan sonra kimi isterlerse alırlar. Bana bak. Hı. Duyuyor musun? Yok. Bir şey mi var? Mortocu arkada kupanın içinde gürül gürül tekbir getiriyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeş? Bu herif mutlaka cincidir. Bunu define çıkarmak için ya bir viraneliğe ya da mezarlığa gönderiyorlar. Ne kazması var ne küreği. Defineyi nasıl çıkaracak? İnsan bir kere cinci olduktan sonra kazmayla küreği ne yapsın? Cinlere emreder, onlar da çıkarırlar. Yerin dibinden altın mı çıkaracak, elmas mı? Artık orasını Allah bilir. Bu işte bize de bir hisse yok mu? Cinci adama hisse mi verir be Ayvaz? Ne bulursa takımı ile efendilere mi götürecek, yoksa yarısını kendi mi alacak, kim bilir? Bizim efendilerin de ne doymaz gözleri varmış hani. Dünyanın parası ceplerindeyken hala define peşindeler. Oho! Ele oğlu senin benim gibi uyumuyor Ayvaz. Paranın kokusu nereden gelecek diye mütemadiyen burnunu çekiyor. Bizlerse İspanyol nesnesi olunca burnumuzu çekeriz. Bana bak ya, bir kurnazlık edemez miyiz acaba? Nasıl kurnazlık? Gözetleriz, bakalım nereden ne çıkaracak. Ya bizi cinlerine çarptırırsa? Ay orası da var ya. Bu cinci yaman bir herife benziyor. Ya bizim böyle bir meraka düştüğümüzü keşfederse? Kim bilir? Hele dur bakalım, bizim karnımızdan geçeni anlayacak mı? Yerin dibinden çıkarıp sana 10.000 lira veriverse ne yapardın? Ne mi yapardım? Al atlas fistanlı tombul bir kadın alırdım. Her akşam şiş kebabıyla köşkülü fukara yerdim. Ahmak.
10.000 lirası olana bir karı yetişir mi ki? Ya sen kaç tane alırdın? 12 karı alırdım. Mor, sarı, yeşil, kırmızı, kavun içi, hepsine başka bir renk fistan giydirirdim. Kimi ayağımı ovar, aman, kimi dizlerimi, of, kiminin al yanağını öperdim, kiminin kara gözlerini. Allah. Her akşam 12'sini de karşıma süt güğümleri gibi bir sıraya dizerdim. Sarılı sen sağıma gel, pembeli sen de soluma, morlu şöyle ayaklarımın arasında dolan, turunculu sen de minder gibi yere serin, yeşilli sen de başıma çık otur, mavili sen de git karyolada beni bekle derdi. Peki ne yerdin her gün? Ah ne yemezdim be. Revani ile pancar turşusu. Aman viraneliği geçiyoruz. Lafa daldık. Herifi buraya getirecektik. Buyurun hoca efendi, geldik. Bismillah. Burası neresi? Çınar. İşte viranelik. Bizim efendi hazretleri burasını tarif etti. Pekala. Siz beni burada bekleyin. Baş üstüne efendim. Aymaz. Ne var? Nereye gidiyor bu mortucu? Bilmem. Yavaş yavaş arkasından varalım. Bakalım cinlerle ne dalga çevirecek. Bu gece tenhalığında arabayı sokak ortasında bırakamam. Sen burada kal, arabayı bekle, ben gideyim. Niçin ben gitmeyeyim de sen gidesin? Sen arabacısın, arabanı bekle işte. Ben varıp bakayım bu cinci ne efsun okuyacak. Sen cinliyi görünce aklın başka tarafından kaçar gider be. Cinli görmeye yüreğin dayanır mı ki? Ya seninki dayanır mı? Oo, ben memlekette çok gördüm, alışığım. Bizim orada bir cinli kavak vardır. Geceleri cinler cirit oynarlar. Yaşlıdan sonra o taraflardan geçenler çarpılır. Peki ya sen onları gördün de nasıl çarpılmadın? Oo, bizim köyün koca kavuklu emir hocası bana bir dua öğretti. Onu okuyunca cinler yanıma gelemez. Benden korkup kaçarlar. Ben hiç cin görmedim. Kuyrukları var mı? Görsen aklın karışır. Onlar binbir biçimde görünürler. Kimi güzel bir kız gibi, kimi de kocaman bir domuz gibi. Ya. Ama Ayvaz, mortucu kayboldu baksana. Beni bırak da herifin izini kaybetmeyeyim. Madem ki cinli duası biliyormuşsun, bari bana öğret de yanıma gelirlerse okuyup kurtulayım. Oo, buraya gelmez onlar, merak etme. Ya gelirlerse ben yalnız kalamam, korkarım. Pekala, iyi dinle. İni şokul, cini hokul, hadi çekul. Tekrarla bakayım. İri çukur, içine tohul, haydi çekul. Tamam, hadi ben gidiyorum. Hüs, susun be. Ay, cinler mi geldi ne? Aman Allah'ım. İri çukur, içine tohul, haydi çehul. İri çukur, içine tohul, haydi çehul. İri çukur, içine tohul, haydi çehul. Osman! Ya Hacı Hurşit! Neredesiniz? Buradayız. Sen neredesin? Sesimize gel! Sesimize gel! Gelemem! Gelemem! Siz geliniz! Evladım şaka istemez! Arabayı getir, ben bittim, yürüyemem. Gelemem, bağlıyım, bağlı. Biraz daha sağa geliniz, buradayım. Bu ne karanlık be, göz gözü görmüyor. Aman Osman'cığım, çöz şu iplerimi. Araba nerede araba? Beni bağladılar, arabayı alıp götürdüler. Aa, o ne, siz de don gömlek kalmışsınız. Sorma, cinler çarptı. Soyuldunuz desenize, hacı defineyi çıkarabildi mi bari? Ne definesi be, görmüyor musun, canlarımızı zor kurtardık. Daha sabahın karanlığındayız, buraları ecinli hırsız yatağı. Of. Bizi soyanlardan daha insafsızlarına çatarsak belki bu sırtımızdaki don gömleği de alırlar. Biz bütün anadan doğma kalırız. Bu netameli yerden bir an önce savuşmaya bakalım. Hurşit efendi, kalk. Bayılacak, uyuyacak sıra değil. Üşüyorum evladım, üşüyorum. Hacı efendi üşüyorsa benden çözdüğün ipleri ona saralım, kaldırım yuvarlağı gibi yerde yuvarlayalım. Göbek taşında oturmuş gibi kızışır. Olmaz, olmaz. Vücudum çok zayıftır. Taşlara çarpar, kırılır. Yürürken kızışırsın öyleyse. Hadi kalk, bir ayak önce sıvışalım hadi. Biz tabanları kaldırınca şimdi caddeyi boylarız. Sen bizim ayağımızla yürüyebilir misin? La vallahi. Yalan kabul etmem. Yürüyemem. Ne olacak? Yürüyebildiğim kadar giderim. Yorulunca nöbetle size hadi binerim. Bizi kira beygir mi sandın babacığım? Bu akşam hak böyle takdir etti. Ne çare? Hadi öyleyse yürü yürü. Namaz vakti geldi. Ben şuracıkta kılıvereyim de yola öyle çıkarız. Aman hacım, namazın sırası mı? Kimseye maskara olmadan bir an önce konağa varmalıyız. Günahtır evladım. Günahtır, öyle deme.
Bu akşam canımızı kurtaran Cenab-ı Hakk'a ibadet edelim. El minneti lillah, el minneti lillah. Bu yaşıma geldim. Hakk'a çok şükür namazını kazaya bırakmadım. Pekala, hadi çabucak kılıver. Uf, aman Osman'cığım, sade hacı değil, ben de üşümeye başladım. Ne etsek? Durduğun yerde zıpla, ısınırsın. Şişt, bana bak, hacı cinlerle konuşabildi mi? Konuştu, konuştu. Tekin değil o. Cinlerle konuştu da bu soğukta niye böyle cas yavlak sokak ortasında kaldı? Cinlere sözü geçiyorsa neden benim sırtıma biniyor? Bir cinli çağırsın, onun sırtına binsin. Baksana be. Hacı dondu galiba. Oh. Bir secdeye kapandı, bir daha kalkmadı. Nerede o günler? Keşke donsa da caminin tabutluğuna bırakıversek. Biz de sırtımız yüksüz koşa koşa konağa varsak. Namazı bitirdi ama şimdi de tesbih çekmeye başladı. Hacı baba, şimdi tesbih çekmenin sırası mı? Koy onu cebine. Eğer soğuktan ölmezsek konakta çekersiniz. Kızma evlat. Sırtınıza bineceğim diye hakkınızı peşinen ödemek için çekiyorum. Bak hele, hem babanın eşiymişiz gibi sırtımıza bineceksin, sonra mır mır tesbih çekerek hakkımızı ödeyeceksin ha? Tövbe de evlat, tövbe de. Ben bir tesbih çekerim, sana bin sevap yazılır. Efendi bize de defineden hisse çıkaracak derken urbamızı, potinlerimizi, saatimizi, cüzdanımızı üste verdik. Kederlenmeyin. Hazreti Aptal şimdi onların hepsini bize gönderecek. Bu bir tecrübedir, imtihandır. Hazreti Aptal da kim? Sen misin, baban mı? Haşa, haşa ben değilim. Ben bir aciz kulum. Hakk'a Sığındık adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Gül Gülgün, Hacı Ferhat Gazanfer Özcan, Nermin Gönül Ülkü, Hafız İshak Zihni Küçümen, Arabacı Selim Naşit, Uşak Baha Boduroğlu, Hacı Hurşit Fadıl Garan. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Hakk'a Sığındık 3. bölüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Gül Gülgün, Komiser Kamran Usluer, Methi Şükran Güngör, Hacı Ferhat Gazanfer Özcan, Hacı Hurşit Fadıl Garan, Uşak Baha Boduroğlu, Arabacı Selim Naşit, Polis Hayri Ramazanoğlu. Birinci Dünya Savaşı içinde İstanbul, İspanyol nezlesi adı verilen bir grip salgınına uğramıştı. Hoşkadem semtinde oturan iki savaş zengini, Hacı Ferhat Efendi ile Hafız İshak Efendi, kendilerini ve ailelerini bu öldürücü hastalıktan korumak için çırpınıyorlardı. Bu sırada Hafız İshak Efendi'nin aldığı bir tehdit mektubu huzurlarını büsbütün kaçırdı. Mektup, Aptal Veli Hazretleri tarafından gönderilmişti. Ve adam başına 150 lira verilmezse oğlu, torunu ve gelininin öleceği bildiriliyordu. Pinti ihtiyarlar birbirlerine danışarak bunun bir dolandırıcılık olduğu kanısına vardılar ve parayı göndermediler. Ne var ki mektubun kerameti çabucak gerçekleşti. Hafız İshak Efendi'nin konağından 3 cenaze çıktı. Hafızla hacı
bin pişmanlık içinde kıvranırlarken bu sefer de aynı mektup Hacı Ferhat Efendi'ye geldi. Abdal Veli Hazretleri paranın saygıdeğer bir kimse eliyle gönderilmesini emrediyordu. Hacı Ferhat Efendi, haç arkadaşı Hacı Hurşit'in istenilen nitelikte olduğunu düşünerek parayı onunla göndermişti. Uşak'la birlikte konağın arabasıyla yola çıkarılan ihtiyar Hacı Hurşit, viraneliklerde Hazreti Abdal'ı bulacağım derken hırsızların baskınına uğradı. Hırsızlar her üçünü de soyduktan sonra arabayı da alarak savuştular. Evet, haberim var Metin Beyefendi. Bir çift bakla kırı iri Macar beygiri koşulu, içi nefti kadife döşeli geniş bir kupa arabası değil mi? Evet, evet, evet. Ta kendisi bizim araba. Merak etmeyiniz, araba hiçbir zarara uğramamış. Şehzadebaşı karakolunda duruyor. Evet, nasıl ele geçirdiniz? Sabaha karşı yayla taraflarından geçiyormuş. Devriye kolunun dikkatini çekmiş. Arabayı kullananın sabıkalı uçurtma Ahmet olduğunu tanımışlar ve dur emrini vermişler. Araba daha hızlı kaçmaya başlayınca devriyenin şüphesi büsbütün artmış. Kovalamaya başlamışlar. Yollar bozuk olduğundan araba kaçamamış. Yayla devriyesi bizden yardım istemek için havaya silah boşaltmış. Hırsızlar da silaha davranmışlar. O sırada bizimkiler yetişmiş ve araba iki devriyenin arasında kalmış. Ne yazık ki uçurtma Ahmet'le Torna Hüsnü kaçmışlar. Ama arabanın içindeki Yarasa Ali, Torpil Mustafa, Kurt Nikol'u yakalanmış. Arabanın içinde de bir sürü elbiseler, pantolonlar, ceketler, para cüzdanları bulunmuş. Tamam, tamam, tamam. Hacı Hurşit Efendi ile bizim arabacının ve uşağın eşyaları. İzninizle bir şey soracağım Metin Beyefendi. Buyurun efendim, sorun. Misafirinizle uşaklarınız gece saat kaçta soyulmuşlar? Sabaha karşı. Affedersiniz ama sabaha karşı sizin konağın arabası o kuş uçmaz, kervan geçmez semtlerde ne arıyormuş? Vallahi komiser bey, ben de pek bilmiyorum. Meseleyi bu sabah duydum desem yalan söylemiş olmam. Çınar taraflarında Viran Camii'de bir Abdal Veli Hazretleri varmış. Galiba İspanyol nezdesine okuyormuş. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Onun adına bizim kayınpederden bir hayli para dolandırmışlar. İhtiyacın İspanyol nezdesinden ödü kopuyor. Bu hastalığa tutulmamak için kendisinden ne istenirse veriyor. O gece arabayla gidenler Abdal Veli'ye para mı götürmüşler? Herhalde öyle olacak. Yalnız parayı aptala mı vermişler, hırsızlara mı kaptırmışlar, orasını bilmiyorum. Yakaladığımız sabıkalıların savcılığa verilebilmesi için bu noktaların aydınlatılması gerekli. Komiser bey, dün gece o semtlere gönderilip de altlarındaki arabadan iç gömleklerine kadar soyulanlar şimdi konağın hamamında dinleniyorlar. Akılları başlarına gelince elbette size her şeyi anlatacaklardır. Ben haber gönderirim, teşrif buyurursunuz. Söyleyeceklerini dinler, istediklerinizi sorar anlarsınız. Aa, ya Hacı Hurşit, bu ne hal? Sizi kim soydu böyle? Arabayı nerede bıraktınız? Efendim, Allah emreder, kul yapar. Bu bir cilve-i ilahiye. Abdal Veli Hazretleri bu gece bizi bir imtihan etmek istedi. İşte bu kadar. Fakat nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Oldu. Kaderullah. Sizi kim soydu canım? Nenize lazım efendi. Bizi kim soydu? Soydu. Sırası gelecek, hepsini anlatacağım. Sırası ne zaman gelecek? Şimdi beklediğim bir şey var. Önce o gelsin, ondan sonra. Nedir beklediğin hacım? Arabayı, esvapları, Hazreti Abdal hemen geri gönderecek. Alemi manada bana malum oldu. Nasıl malum oldu? Abdal Veli Hazretleri bizzat rüyamı teşrif buyurarak, merak etme Hurşit. Envali Mesruke'nin hepsini şimdi konağa gönderiyorum. Tepşirinde bulundular. Sizi soyan Abdal Veli mi ki? La haşa! La haşa! Tövbe estağfurullah! Efendi Hazretleri. Nedir Ayvaz? Efendim müjde, araba geldi. Eşyalar da hep içinde. Kim getirdi? Polisler. Ya Hacı Hurşit, sen de Veliyullah namzedi bir adammışsın yani. Sonra ne oldu Hacı Efendi? Efendim, belki bir küstahlık ederim korkusu kalbimi kemiriyordu. Bu endişem Cenab-ı Abdal'a malum olmuş olacak ki, yumuşak bir el omzuma dokundu. Tatlı, berrak, kutsi bir ses. Yürü ya Hacı Hurşit dedi. Lebbek ya Abdal nidasıyla yürüdüm. Mağaranın sağ taraf duvarını elimle yokluyordum. Adımlarımı saydım. 1, 2, 3. Tam 7. adımda mübarek zembili buldum.
Elimi koynuma soktum, emaneti çıkardım, besmele ile zembili şerife bıraktım. Bu sırada mağarada bulunan ifritler homur homur homurdamaya başladılar. Nasıl ifritler? Mağarada ifritler de mi vardı? Anlatacağım komiser efendi oğlum. Sabırlı ol. Ne diyordum? Yürümek istedim. Kendimi dürttüm, muştaladım nafile. Ayaklarım makinesi bozulmuş vapur gibi kumanda almıyordu. Soğuk sıcak karışık terlemeye başlamıştım. Ayaklarımın isyanı derhal Hazreti Abdal'a malum oldu. İki kuvvetli kol beni yakaladı, mağaradan dışarı çıkardı. Yüzünü görebildin mi seni kucaklayanın? Baktım baktım, ne göreyim, ifritin kucağındayım. O saat kendimi kaybettim. Beni tartaklayarak kendime getirdiler. Vücudumda gezinen eller beni çabuk çabuk soyuyorlardı. Hayretle sordum. Emri hak mı vakı oldu? Burası teneşir mi? Beni gasp için mi soyuyorsunuz? Evet Hacı Baba, sen öldün. Bu urubalarla gömülecek değilsin ya diye karşılık verdiler. Allah sizden razı olsun. Dünya malı cifedir. Bu pis elbiselerimden beni kurtarınız diye yalvardım. Şimdi harp zamanı, seni saracak kefenimiz yok dediler. Bu yüzden donunu gömleğinin üstünde bırakıyoruz. İnsan dünyaya çıplak gelir. Pek ufacık olduğundan zararı yoktur. Lakin böyle saçlı sakallı halinle ahirete cas cavlak gitmek ayıptır. Reji Nazırı Hallaccan Efendi'nin karşısına bile redingotsuz çıkılamazken o büyük divana üpüryan nasıl gidersin dediler. Hala mağaranın içinde miydiniz yoksa sizi dışarı mı çıkardılar? Yarı aptaldaydık komiser efendi oğlum. İfritlere imanımı kurtarabildim mi diye sordum. Paraların ve elbiselerinden başka her şeyi kurtardın. Al tesbihini de sana bırakıyoruz. Bununla gömülürsün, ecri vardır dediler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ettim. Ne iyi adamsın be. Kaba soğan gibi kolaylıkla soyuluyorsun diye gülüştüler. Merak içinde ahirette tesbih çekmeye izin var mı diye sordum. Dünyada tamamlayamadığın derdi bela kalmışsa elbette izin vardır diyerek yanımdan uzaklaştılar. Hacı efendi, lütfediniz bir şey soracağım. Buyurun sorun evlat. Yara Abdal dediğiniz yerde Hazreti Veli'nin kendisini görmediniz mi? Hayır efendim, görmedim. Bu gârın içinde bir de Huri ile Gılman gördüğünüzü söylemiştiniz. Evet efendim, gördüm. Bunlar hayal miydi acaba, hakikat mi? Bir anda bir ışık parlamıştı, o zaman gördüm. İkisi de gün gibi hakikattı. Emin misiniz? Eminim. Şimdi sizi nasıl görüyorsam onları da böyle gördüm. Pekala, bu Huri ile Gılman'ı başka bir yerde görseniz tanıyabilir misiniz? Elbette tanırım. Peki öyleyse, siz gidebilirsiniz Hacı efendi. Kusura bakmayın, sizi yorduk ama ne yapalım, bu da bizim görevimiz. Allah'a emanet olun evladım. Güle güle Hacı efendi. Gel bakalım Osman, sıra senin. Buyur komiser bey. Otur bakalım karşıma. Gördüklerini hiçbir şey atlamadan olduğu gibi anlat. Efendim ben yalan dolan bilmem. Yüreğimi olduğu gibi açık açık söyleyeceğim. Biz Hacı Efendi'yi define çıkarmaya gidiyor sandık. Ne olacağını görmek için ardından vardım. Hacı Efendi karanlıklarda dolanıyordu. Ben de ardını bırakmıyordum. Arada bir etraftan öteberi şeyler kaçışıyorlardı. Cin mi, şeytan mı, insan mı bilmem. Hı. Önce korktum. Sonra insana bir zarar etmediklerini anlayınca cesaretlendim. Bir sesler geliyor, anlamadığım şeyler okunuyordu. Hacı Efendi mi okuyordu, onlar mı, yoksa hepsi birlikte mi okuyorlardı anlayamadım. Merak ettim, bir kibrit çaktım. Vay anam, mahzenin ağzında bir çift zebani vardı. Ama ne siz görünüz ne de bir daha ben göreyim. Ta içeride bir güzel kızla bir oğlan sarmaş dolaş olmuşlar, bize bakıyorlardı. Birden suratıma bir şamar indi, niye uğradığımı anlamadan beni belimden kaptıklayın dışarı attılar. Hacı Urşit Efendi'nin gördüğü ışık senin çaktığın kibritti demek. Vallahi bilmem efendim, hacı benim kibritimi gördü yoksa başka bir nur mu? Çünkü bizim memlekette bir cinli kavak vardı. Her gece tepesine nur inerdi. Memleketteki cinlileri buradakilere karıştırma. Dün gece ne gördünse yalnız onu anlat. Dolap beygiri gibi gözlerimi bir bezle bağladılar. Ben bütün gücümle debeleniyor, kararlamasına tekme atıyordum.
O zaman gayet kuvvetli ve nasıllı bir elin dört parmağı enseme, baş parmağı da gırtlağıma yapıştı. Boynunu köpeğe kaptırmış bir kedi nasıl çırpınırsa öyle çırpınıyordum. Sonunda sıfırı tükettim. Sesim de kesildi. Nereden çıkacaktı ki? Boğazım tıkalıydı. Vık diyemedim artık. Beni ölü soyar gibi soydular. Seni soyanların yüzlerini seçemedin mi? Nasıl seçeyim efendim? Gözlerim bağlı, kollarım bağlı. Elim ermez, gücüm yetmez. Pekala, sen de gidebilirsin. Methi beyefendi, son ve mühim bir istirhamım daha olacak. Efendi hazretleriyle de görüşmek istiyorum. Tabii efendim, tabii. Hay hay, görüşebilirsiniz. Hafız İshak efendi içerideki odada oturuyorlar. Buyurun efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Siz önden buyurun. Hadi rica ederim. Rica ederim. Siz misafirsiniz. Buyurun. Pederim, komiser bey sizinle de görüşmek istiyorlar. Buyursunlar. Affınızı dilerim efendi hazretleri. Rahatsız ediyorum. Buyurun efendim, buyurun. Bilakis bizi memnun ettiniz. Bir şey istirham edeceğim. Estağfurullah, emredersiniz. Aptaldan gelen mektubu görebilir miyim? Emriniz başım üstüne. İlle ve lakin Hazreti Abdal zat velayetlerine ait her türlü tahkikat ve tetkikatı şiddetle yasaklıyorlar. Büyük kızım çok hasta. Abdal Hazretlerinin buyruklarına karşı gelerek hani başıma bir felaket getirmekten korkarım. İnancınıza karşı gelmek istemem beyefendi ama meydanda olan şu haydutluk olayı inancınızı biraz olsun bulandırmıyor mu? Efendim, bu hırsızlık Hazreti Abdal'ın makamının dışında olmuş. Böylesine bir ahlaksızlıkla o muhterem zat-ı velayet penahın ne ilgisi olabilir? Aptal veli kutsal gücünü kullanarak çevresini bu hırsızlardan temizlese ya, bu aralık çok yorgun olan polislerimizin başına böyle işler çıkaracağına o her şeyi önceden bilen gücüyle birazcık bize yardım etse olmaz mı? Biz polisten yardım istemedik. Bizim kimseden davamız yok. Nasıl yok kayınpeder? Polisin gayreti olmasaydı bizim o koskoca kupa arabasıyla soyulanların urbaları gitti giderdi. Zavallı komşumuz Hafız İshak Efendi örneği gözlerimizin önünde. Hazreti Abdal'ın itikatsızlık edenleri ne türlü cezalandırdığını hep gördük, iman ettik. Adi bir soygunculuğu Hazretin kutsallığıyla karıştırmak ne haddimize? Akıllarımızın ermediği şeyler hakkında cahilce sözler söylemek kötülükten başka bir şey getirmez. Peki efendim, peki, üzülmeyiniz. Aptal hazretlerinin kutsallığından şüpheye düşürerek kimseyi günaha, belaya, felakete sokmak istemiyoruz. O mektubu bir suç belgesi sayarak alıp götürecek değilim. Bir kere okuduktan sonra gene size geri vereceğim. Belki bu mübarek kağıda elim değmekle benim de inancım güçlenir. Pekala efendim. Madem ki öyledir, buyurunuz okuyunuz. Samatya'dan postaya verilmiş. Efendim, lütfunuza çok teşekkür ederim. Sorumu bağışlayınız. Aptal veli tarafından bu mektuptan başka postayla tütsüler falan gönderildi mi? Mektupta gönderileceği yazılı. Evet, evet, evet. Tütsüler geldi. Onları da görebilir miyim? Buyurun. İşte. Hepsini bir arada saklıyorum. Üç köşeli tütsü kağıtları. Evet. Her köşeye aynı dua yazılmış. Seni gidi kafir İspanyol, defol, defol. Herhalde çok tesirli bir dua olacak. Öyledir efendim, çok tesirlidir. Büyük kızım bu tütsüyle iyileşiyor. Nasıl kullanıyorsunuz bunları? Bardağa koyup suyunu içiriyoruz. Aman efendi hazretleri, şunlardan birkaçını bana lütfeder misiniz? Benim de hasta bir çocuğum var. Buyurun alın, buyurun alın. Ben bir hayli getirdim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Demek bardağa koyup suyunu içireceğiz. Hepsi o kadar değil. Tarifnamesinde yazılı. Suyunu içirdikten sonra tütsüyü bardaktan çıkarıp kurutacaksınız. Kuruttuğunuz tütsüleri günde 5 vakit hastanın başında yakacaksınız. Dumanı burnuna üflenecek. Kayınpederinizi biraz üzdük ama dolandırıcının izinde bulduk sanıyorum. Pek merak ettim doğrusu. Nasıl bulabildiniz komiser bey? Haklısınız. Meslekten olmayanlar için bütün bunlar merak konusudur. Sır saklamanız şartıyla merakınızı şimdi hallederim. Ama bu dakikada görülecek işi öbür dakikaya bırakmamalı. Ahmet! Buyur komiserim. Bala kuyusu, Çınar, Viran Camii taraflarındaki viranelerde yatıp kalkan Aptal Veli adında bir divane ya da serseri tanıyor musun? Hayır efendim. Nasıl olur? Tanımıyorum. Öyleyse hemen araştırmaya başla. Sen tanımıyorsan tanıyanlar vardır. Mesele çok önemlidir. Bu konuda acele bilgi isterim. Bir de Samatya Postanesi'ne haber verin. Hacı Ferhat Efendi adına kim mektup getirirse hemen tevkif etsinler. Topkapı Merkezi'ne de bildirin bunu. Baş üstüne efendim.
Mesele bence yarı yarıya aydınlanmış demektir Metin Beyefendi. Nasıl? Hacı Hurşit Efendi hikayesini anlatırken dolandırıcıların eşkalini bildirdi. Ben Deniz'le birlikte dinliyordum ama böyle bir şeyin farkına varamadım. Şimşek çaktığı, yani arabacı Osman'ın kibrit çaktığı sırada mağaranın dibinde görülen Huri ile Gılman yok mu? Evet. İşte aradığımız dolandırıcılar onlardır. Genç bir kızla erkek. Ya o zebaniler, ifritler? Onlar da yardakçıları olacak. Mektup bir gencin kaleminden çıkma. Eski deyimlerle yazmak istemiş ama becerememiş. Şiirlerde ne vezin var ne kafiye. Şiir kolaylaştıkça şair de çoğaldı. Bunu yazan delikanlı o Gılman olsa gerek. Huri de herhalde metresi. Bundan başka bir de mühür var. Hangi mühür? Bakın tütsülerin altında bir de mühür var. Görüyor musunuz? Mührün alt iki açısı arasında da küçücük bir yazı. Evet evet görüyorum. Ne olduğunu okuyabiliyor musunuz? Bir dakika. Yakup. Ha? Tamam Yakup. Kim bu Yakup? Mührü kazan Hakkak'ın adı. Ne çıkar bundan? Şu çıkar. Mühür yeni kazılmış. Hakkak'ı arar bulurum bu mührü kendisine kazdıranı herhalde hatırlamalıdır. Bu Gılman dolandırıcılık tuzağını her ne kadar uzaklara kurmuşsa da pek belli ki bizim sentin yabancısı değil. Evlerin içini, aileleri bütün özellikleriyle tanıyor. Sizin mahallede şairliğe özenen gençler var mı? Vallahi bilmiyorum. Belki vardır. Aradığımız dolandırıcı da %100 olur işte. Hakk'a Sığındık adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Gül Gülgül, Komiser Kamran Usluer, Methi Şükran Güngör, Hacı Ferhat Gazanfer Özcan, Hacı Hurşit Fadıl Garan, Uşak Baha Boduroğlu, Arabacı Selim Naşit, Polis Hayri Ramazanoğlu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Hakk'a Sığındık 4. bölüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Gül Gülgün, Methi Şükran Güngör, Komiser Kamran Usluer, Nermin Gönül Ülkü, Aptal Veli Metin Çoban, Bir Adam Ali Yalaz. Birinci Dünya Savaşı içinde İstanbul, İspanyol nezlesi adı verilen bir grip salgınına uğramıştı. Hoşkadem semtinde oturan iki savaş vurguncusu, Hacı Ferhat Efendi ile Hafız İshak Efendi, kendilerini ve ailelerini bu öldürücü hastalıktan korumak için çırpınıyorlardı. Bu sırada Hafız İshak Efendi'nin aldığı bir tehdit mektubu huzurlarını büsbütün kaçırdı. Mektup, Aptal Veli Hazretleri adına gönderilmişti. Ve adam başına 150 lira verilmezse ihtiyar hafızın oğlu, torunu ve gelininin İspanyol nezlesinden öleceğini bildiriyordu. Zenginliklerine karşın bir hayli pinti olan iki ihtiyar komşu birbirlerine danışarak bunun bir dolandırıcılık olduğu kanısına vardılar ve parayı göndermediler. Ne var ki mektubun kerameti çabucak gerçekleşmiş ve Hafız İshak Efendi'nin konağından ard arda 3 cenaze çıkmıştı. Neye uğradıklarını şaşıran ve bu keskin keramete karşı secdeye kapanan ihtiyarlar bin pişmanlık içinde kıvranırlarken bu sefer de aynı mektup Hacı Ferhat Efendi'ye gönderildi. Mektupta 24 saate kadar 500 lira gönderilmediği takdirde konaktan
5 cenaze çıkacağı bildiriliyordu. Mektubu alan Hacı Ferhat Efendi, Abdal Veli'nin kerametine bütün kalbiyle inandığı için parayı hemen gönderdi. Oysa parayı götürenler viraneliklerde Hazreti Abdal'ı ararlarken başka hırsızların baskınına uğradılar ve gömleklerine varıncaya kadar soyuldular. Bu yüzden olaya polis karakola el koymuş oldu. Demek Abdal Veli'nin izini buldunuz öyle mi? Evet bulduk. Fakat sakın kayınpederiniz duymasın efendim. Sonra bütün işimizi berbat eder. Kimmiş bu adam? Mezarlık kovuklarında kıvrılıp yatan zavallı bir deli. Salyalı, sümüklü, murdar herifin birisi. Böylesine bir zavallı tehdit mektubu yazabilir mi? Nerede efendim, değil tehdit mektubu yazmak söylenen lakırdığı bile anlamazmış. Ama o semtin kadınları kendisinin ermişliğine pek inanırlarmış. Nefesi keskinmiş. Kulunca, sıtmaya, havaleye, saraya birebir geliyormuş. Dili çözülmeyen çocuklar ağızlarını onun salyasından bir parmak sürülünce bülbül kesilirlermiş. Cahil kadınlar onu bir hayli şımartmışlar anlaşılıyor. Hem de nasıl. Uzmanlığı kadın hastalıklarındaymış. Erkeklere okumazmış. Güzel bir kadın gördü mü yılışır salyalarını salıverirmiş. Pek para aşıklısı değilmiş ama verirlerse almamazlık etmezmiş. Paraları ya zembile atar ya da koynunda asılı bir kesede saklarmış. Kimi hoppa kadınlar aptalı gıdıklayarak güldüre güldüre kesesindekileri aşırırlarmış. Abdal Veli Hazretleri büsbütün uydurma değilmiş demek. Orası öyle, öyle ama aptalın aptallığından yararlanmak da bir zeka işi. Aradığımız herhalde pek kurnaz biri. Mesleğinize çok ilgi duyuyorum komiser bey. Dolandırıcıyı kısa zamanda yakalayacağınıza eminim. Mühür işini ne yaptınız? O pek istediğim gibi bir sonuç vermedi. Mühür kazıcı Yakup'u buldum. Lakin kendisine bu mührü kazdıran adam aradığım nitelikte değil. Ben dolandırıcının genç bir çapkın olduğunu düşünüyorum. Oysa mührü yazdıran yaşlı, kendi halinde bir adammış. İlk defa mühür kazdırmaya geliyormuş. Mühürcü onun kim olduğunu da bilmiyor ama görürsem tanırım diyor. Şimdilik bu kapıyı kapadık. Tahkikatımızı Aptal Veli yolunda yürüteceğiz. Aldız'ın Narin Hanım'ın ölümünden sonra Aptal Veli'nin kerameti bizim mahalleyi iyice sardı. Mahalle kadınları sabahtan akşama kadar onun sözünü ediyorlar. Biliyorum. Hakk'a sığındık diye ağlaşıyorlarmış. Bir sürü uydurma ağızlarında. Yok ölüm deccalı çıkmış, yok Eyüp'teki niyet kuyusunun suyu kurumuş, yok elekli dedenin elektriği tersine dönmüş. Bütün bunlar kıyamet alametiymiş. Peki ama kayınpederiniz istenilen parayı gönderdiği halde baldızınız hanımın İspanyol nezlesinden ölmesi aptalın kerametinden şüpheye düşürmüyor mu onları? Kayınbabam bile şüphe etmezken o zavallı kadınlar nasıl ederler? Kim bilir ne kusur işlendi ki Abdal Veli Hazretleri Narin Hanım'ı korumadı diyorlar. Evet. Bu gibi saçma inançları sarsmak güçtür. Ama dolandırıcıyı yakalayınca kapı kapı gezdirip hepsine bir bir gösterici. Kepaze. Al bunu oku. Bak Abdal Veli Hazretleri senin için ne buyuruyorlar? Hangi Veli Hazretleri? Cenab-ı Abdal Efendimiz Hazretleri. O herif bizim aramıza da mı girdi? Ne girer zahir. Çayır çayır içim yanıyor. Kaç zamandır zaten şüpheleniyordum. O yürek ateşiyle Veli Hazretlerinden sordum. O da bana evliyaca cevap verdi. Oku. Oku da ne adi ne sefil bir mahluk olduğunu anla. Babandan 500 lira dolandırdı. Ablanın ölümüne sebep oldu. O abdalın duvarlarına hala inanıyor musun? Oku da cevap ver. Bakalım yalan mı söylüyor, gerçek mi? Ben öyle saçma şeyleri okumam. Öyleyse ben okuyayım da dinle bak. Hanım kızım, kocanızın sevdiği bir kadın olup olmadığını soruyorsunuz. Evet, bir değil üç tane var. Biri Şişli'de, biri Beşiktaş'ta, biri Kadıköy'ünde. Hangisini söyleyeyim? Üçü de sizin elinize su dökemez. Methi Bey bu üçüyle size sadakatsizlik ediyorsa, göze aldığı bu kadar fedakarlık ve harcadığı bunca paraya rağmen kendisi de onlardan 80 kişiyle hıyanet görüyor. Halt etmiş habis. Dinle. En namuslu ve zeki bir erkek bile böyle kadınların elinde maskara olur. Tahammül ekmek. Sizin için güç de olsa kocanızı kendi haline terk ediniz. Tanrı onun zevk ve sefahat yüzünden belasını vermiş. Sabredin, cezasını yakında görecektir. Hezeyan, hepsi hezeyan. Sen beni böyle üç karıyla aldattın ama onlar da sana 80 erkekle boynuz taktırdılar ya. Nermin kendine gel. Ağzından çıkanı kulağın işitsin. Ben ağzımdan çıkanı kulağıma gitmeden bilirim. Bu dallı budaklı iftiraya, bu boynuzlu yalana inanıyorsun öyle mi? Boynuzlu sensin. Koskoca evliya yalan mı söyleyecek? Koskoca evliyaymış. Ağzından salyası akan bir aptal. Aptal sensin. Babamdan aldığın avuç dolusu paraları yedirdiğin kadınlar aptallığının canlı şahitleri. Nikahlı kocan hakkında hacılara, hocalara mektuplar ya da sualler sormaya utanmıyorsun değil mi? Ya sen benim paralarımı Şişlilerde, Kadıköylerde kadınlara yedirmeye utanmıyor musun? Cemil, ağzından çıkanı kulağın işitsin diyorum sana. Benim ağzımdan çıkanı senin kulağın işitsin asıl. Senden boşanacağım, anlıyor musun? Boşanacağım. Alın şunu okuyunuz komiser bey. Bu da nedir? Ne olacak? Bizim hanım sadakatinden şüpheye düşer. Hı hı. Abdal Veli'ye başvurur, bu karşılığı alır.
En gizli aile işlerimize burnunu sokan bu sahte evliyayı, bu cani herifi derhal yakalayıp adalete teslim etmenizi istiyorum size. Bu mektubun zarfı yanınızda mı? Buyurun. Alın işte. Aa, tuhaf şey. Gene Samatya'dan postaya verilmiş. Ne çıkar bundan? Ne çıkacak? Samatya Postanesi bu konuda tembihli. Hacı Ferhat Efendi ve ailesi adına mektup bırakanı hemen yakalatacaklar. Nasıl oluyor da aptala mektup geldiği halde kimsenin haberi olmuyor? Hakkınız var. İşin önemini ve sorumluluklarını onlara bir daha anlatmalı. İtiraf edeyim ki oldukça karışık bir mesele karşısındayız beyefendi. Bu adamlar sandığımdan da daha kurnaz kişiler. Cüretimi, iyi niyetime bağışlayınız. Doğru cevap vermeniz şartıyla bir şey sormama izin verir misiniz? Evet, evet. Niçin doğru söylemeyeyim? Affedersiniz, bu Şişli, Beşiktaş, Kadıköy meselelerinin aslı var mı? Özel hayatıma ait bir açıklamayı karakolda yapmak bana pek ağır geliyor ama... Evet, doğru. Aptalın sözleri gerçek. Bütün bunları nereden biliyor dersiniz? Nasıl keşfedebilir? Beni çıldırtan da bu ya. Tuhaf şey. Bu aptal gerçekten evliya galiba. Her üç kadının da birbirinden haberi yoktur. Karımsa hiçbir şey bilmiyordu. İster misiniz aptal hazretleri ticaretini genişletmek için sevgililerime de birer mektup göndersin? Olur kepazelik değil. Sevgililerim de beni karım kadar kıskanırlar. Birbirlerini duyarlarsa başıma gelecek var komiser bey. Bu zamanda dört kadını idare etmek mesele doğrusu. Birini öbürüne duyurmamak şartıyla 84 kadını da idare edebilirsiniz. Ama mesele o değil. Mesele ailemizin üstüne çöken bu püsküllü bela. Biz ona aptal diyoruz, o bizi evire çevire mükemmel dolandırıyor. Aptal o mu biz mi Allah bilir. Olay daha da büyümeden bu alçak herifi adalete teslim etmeliyiz. Otomobiliniz buradan beyefendi. Evet, konakta. Emrediniz hazırlasınlar. Arabacı Osman da şoförün yanına oturtalım, bize yolu göstersin. Şu aptalı beraberce bir görelim bakalım. İşte bu aptalın mağarası. Kürsü gibi şu taşın üstünde oturan da zatı velayet penahileri olacak. Gerçekten garip bir mahluk. Tahtına oturmuş ortaçağ krallarına benziyor. Merhaba aptal hazretleri. Sen bu mezarlığın velisi misin? Hale bakın. Bize sinek kadar önem vermiyor. Cenab-ı aptal niye söylemiyorsun? Biz uzun bir yoldan seni ziyarete geldik. Esrarı çözmeden bugün elimizden kurtulamaz. Sağır mıdır yoksa Türkçe mi bilmiyor? Taş gibi duygusuz mübarek. Kurnazlık mı ediyor yoksa gerçekten deli mi? Bugüne kadar dirisini görmedim ki evliya böyle mi olur bileyim. Evet, sağlığında evliyalığını ilan etmek şerefi buna özgü. Ama evliya da olsa pek pis. Kokudan yanına varılmıyor. Bu mundarlıkta bir adamın duası makbul olur mu? Dua ediyor mu bakalım? Dua etmeyen evliya olur mu hiç? Kim bilir, belki de olur. Her dua eden evliya olmadığı gibi her evliya da dua etmeyebilir. İşte gördüğünüz gibi bu monstralık evliyada dua edecek hal yok. Olsa olsa küfredebilir. Baksanıza bulaşık çukuru gibi kokuyor. Tuhaf şey, nasıl inanırlar bu zavallıya? İnancın endazesi yoktur. İnanın inanabildiğiniz kadar. Kimi ülkelerde pislik dervişlik sayılır, kimi ülkelerde de delilik. Zahir temizden ve akıllıdan evliya çıkmayacağı halkın bilinçaltına yerleşmiş. Ya dost diye bağırarak gezen dervişleri gidip de yakından bir koklamalı. Hamam yüzü görmez, çamaşırı yoktur ki değiştirsin. Sokak mezbele demez, rast geldiği yerde yatar. Elindeki keşkül de pırasayla dolma, çorbayla tatlı birbirine karışmıştır. Bu karışımı hazmetmek için onu yemeye idmanlı derviş midesi ister. Her din temizliği emreder. Söylesene be adam, sen veli misin, deli misin? Pek fena kokuyor, burun da ya. Sizin Hacı Hurşit Efendi misk ve amber kokusunu bu herifin acaba neresinden aldı? Gözler dalgın, kaşlar çatık, heykel gibi öyle duruyor. Bakalım bu herifin dili var mı? Lakırdı etmesini biliyor mu? Çünkü ben bunun suratında insanlık adına hiçbir şey görmüyorum. O halde bunun İspanyol hastalığı faciasında hiçbir rolü olamaz. Sarası mı tuttu acaba? Hayır, baksanıza gülüyor. Hoşuna gidecek bir şey oldu. Ne oldu ki? Galiba pek hoşlandığı bir söz işitti. Öyleyse anlayışı var demek. Bir hayvan kadar. İşittiği söz hangisi? O kişnemeden önce ne anlatıyordunuz? İspanyol hastalığı. Tuhaf şey. Heykeli konuşturmanın çaresini bulduk galiba. İspanyol. 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 Aptalı güldürdük. Biraz sıkıştırırsak belki de ağlatırız. Definenin anahtarını bulduk sayılır. Bakalım içinden ne çıkacak. Güldürüp ağlatmaktan başka bu zavallının ağzından bir söz alamamaktan korkuyorum. Evet, çocuktan beter bir mahluk. Durun bakalım, şu bulduğumuz anahtarı onun taş kafasına sokmaya çalışalım. İspanyol! İspanyol! Hi 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 hi! İspanyol! 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 İspanyol!
anlaşılan bu zavallıya İspanyol hastalarının öldürmeyen zevkli bir çeşidini aşılamışlar. Veli, sana kim gıdı gıdı yaptı? İspanyol. Gıdı gıdıyı yapan İspanyol mu? Ha. Sen ona kaç para verdin? Paya? Ya! Verdim. Sen mi verdin? Ha. İspanyol çok güzel mi? Kıdı kıdı kuşar kuşar. Aptal bizimle çabuk barıştı, aman ürkütmeyelim. Mesele anlaşılıyor. Güzel bir kadın bunu gıdıklamış, koynundan paralarını almış. Paran çok mu Veli? Ha. Sana parayı kim verir? Allah. Allah mı verir? Ha. Paralarını nereye korsun? Zembil. Zembile mi korsun? Ha. Koynuna da koyuyorsun galiba. Ha. Koynunda çok paran var mı? 50 yüz. Bin. Oo, çok paran varmış. Bize para versene. Bilmem. Hadi git. Bilmem. Git. İspanyol gelse verir misin? Ha. İspanyol seni nasıl gıdıklıyor? Bizim kayınpederin 50'şer liralık kaymeleri acaba bu budalanın koynunda mı? Önce zembili şerifi, sonra da koynunu arayalım. Bakalım kaç para ve daha neler buluruz. Gitme! Gitme! Çarpayım! Çarpayım ha! Ya aptal, bağırma, zembili şerife para koymaya gidiyoruz. Gitti. Toy. Çok toy. Çok. Çok koyacağız. Çok, merak etme. Öf, neler yok neler. Bu zembil değil, adeta gardrop. Kirli çamaşırdan tutun lahana koçanlarına kadar. Öf, ama da kokuyor ha. Bizim Hacı Hurşid'in ne burnu varmış ki bu pis yerden misk ve amber kokuları almış. Ne gözleri varmış ki bu inde huriler, gılmanlar görmüş. Bu pis sıvı da nedir ha? Pis, temiz, kimyagerler gibi biz de ne görürsek incelemek zorundayız. Bulamaymış. Aptalın kokmuş büfesinde çikolatalı krema bulacak değildik ya. Velayet Benah Efendimiz çiğ havuçla şalgamı tenavir buyurduktan sonra bu bulamayla da ağız tatlıyorlar. Şaka bir yana komiser bey. Cenab-ı Abdal turpla, havuçla, bu burun dayanmaz kokuların içinde yaşıyor ama vücudu bıngıl bıngıl. Suratı kan kırmızı. Biz en iyi yemekleri yediğimiz halde rengimiz bir türlü yerine gelmiyor. Bilmem tıp bilginleri bu çelişmeyi nasıl açıklarlar. Affedersiniz ama aptal velinin bir karısıyla 3 sevgilisi yok. Toplumumuzdaki yeri sokak köpeklerinden farksız. Kazanç derdi yok, siyaset nedir bilmez. Ne bulursa yer, içer, yatar, kalkar. Her virane onun has bahçesi, her kovuk kaşanesidir. Bu hayvanca yaşayışta öyle bir bahtiyarlık gizli ki. Ama onda da yarınını düşünme kaygısı var ki zembile bir sürü yemek artığı doldurmuş. Evet ama bu duygu hayvanlarda da vardır. Köpeklerin, kedilerin karınları doyduktan sonra arta kalanları toprağa gömdüklerini görmediniz mi? Zembilde işimize yarayacak bir şey yok galiba değil mi? Yok. Bir de üstünü arayalım bakalım. Aptalın üstü zembilden daha pis. Çare yok. Madem ki buraya kadar geldik, bir ipucu yakalamadan gitmeyelim. Evet evet. Çaresiz. Kokuya dayanmalı. Veli dur. Aç koynunu. Çıkar keseni, içine para koyacağız. Bilmem. Hadi git. Para istemem. Hadi git. Dur canım, dur. Para istemem olur mu? Allah Allah. Tuhaf şey. Lahana koçanı kemiriyor da paraya nazlanıyor. İşte işin asıl felsefesi de orada ya. Bunun yiyecekleri her çöp kovasında bulunur. Giyinme masrafı, ev kirası yok. Parayı ne yapacak? Öyleyse bu zavallı adına alemi neden dolandırıyorlar? Bu işten onun zerrece haberi olmamalı. Ama İspanyol deyince geviş getiriyor. Esrarın anahtarı bunun İspanyol dediği kadında olacak. Koynunu ceplerini zorla arayalım. Belki o kadına dair bir ipucu buluruz. Hı? Öyle bir kadın sanmam ki bu aptalın üzerinde bir iz bırakmış olsun. Ben arkasından kollarını tutayım. Koynunun ceplerini arayalım. İşte bütün parası. 7,5 kuruş. İşte! Mahmut! Ne terbiyesiz şey. Küfür de ediyor baksana. Hak ettik. Biz de ona karşı pek terbiyeli davranmış sayılmayız. Beyefendiler, bu aptal veliyi ermiştir. Ona ilişmeyiniz, sonra zararını çekersiniz. Siz bu semtli misiniz? Evet. Bu aptalla görüşmeye gelip gidenleri tanır mısınız? Kimilerini tanırım, kimilerini tanımam. Ona dünyanın her yerinden birçok gelip gidenler vardır. Dünyanın her yerinden mi? Hı hı. Kerameti dünyaya da mı taştı? Evet, birçok yabancılar da gelirler. Desenize bizim tahkikat Sherlock Holmes'lik oluyor. İspanyol dediği kadın kimdir acaba, tanıyor musunuz? Efendim, Cenab-ı Abdal bütün kadınlara bu adı verir. Onun masum dilinde İspanyol demek kadın demektir.
Gelin de işin içinden çıkın bakalım. Öyle sanıyorum ki Sherlock Holmes de bu esrarı çözemezdi. Kadınlar gelip bunun koynundan parasını alırlarmış. Öyleleri de vardır, alırlar. Ses çıkarmaz mı? Kadınlara karşı çıkarmaz. Demek ermişliğinin yanında kadın düşkünlüğü de var. Onun yüreği temizdir, hiçbir kötülük yoktur. Kime gücenirse o kimsenin başı büyük dertlere girer. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum, bununla uğraşmayınız. Kafası kızınca ermişliğe yakışmayan sözler de söylüyor ama. Celallenince söyler efendim. Acınacak şey. Sen bu zavallıdan çok ondan medet uman zavallılara acı Methi beyefendi. Hakk'a Sığındık adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Gül Gülgün, Methi Şükran Güngör, komiser Kamran Usluer, Nermin Gönül Ülkü, Aptal Veli Metin Çoban, bir adam Ali Yalaz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Hakk'a Sığındık 5. bölüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Gül Gülgün, Nakiye Güzin Özipek, Raife Toto Karaca, Esma Şeniz Boduroğlu, Hafız İshak Zihni Küçümen, Hacı Ferhat Gazanfer Özcan, komiser Kamran Usluer, Methi Şükran Güngör, postacı Güven Şengi. Birinci Dünya Savaşı içinde İstanbul, İspanyol nezlesi adı verilen bir grip salgınına uğramıştı. Hoşkadem semtinde oturan iki savaş zengini, Hacı Ferhat Efendi ile Hafız İshak Efendi, kendilerini ve ailelerini bu öldürücü hastalıktan korumak için çırpınıyorlardı. Bu sırada Hafız İshak Efendi'nin aldığı bir tehdit mektubu huzurlarını büsbütün kaçırdı. Mektup, Aptal Veli Hazretleri adına gönderilmişti ve adam başına 150 lira verilmezse aileden 3 kişinin öleceği bildiriliyordu. Zenginlikleri yanında bir hayli pinti olan iki ihtiyar komşu birbirlerine danışarak bunun bir dolandırıcılık olduğu kanısına vardılar ve parayı göndermediler. Ne var ki mektubun kerameti çabucak gerçekleşti ve Hafız'ın konağından 3 ölü çıktı. Neye uğradıklarına şaşıran ve bu keskin keramete karşı secdeye kapanan pinti ihtiyarlar bin pişmanlık içinde kıvranırlarken bu sefer de aynı tehdit mektubunu Hacı Ferhat Efendi aldı. Mektupta 24 saate kadar 500 lira gönderilmediği takdirde konaktan 5 kişinin öleceği bildiriliyordu. İstenilen para bu sefer derhal gönderildiyse de parayı götürenler hırsızların baskınına uğrayarak gömleklerine varıncaya kadar soyuldular. Bundan ötürü olaya polisçe el konuldu. Ama bu sırada Hacı Ferhat Efendi'nin büyük kızı da hastalığa yakalanarak birkaç gün içinde ölüvermişti. Hoşkadem semti bu esrarlı olayla çalkalanıyordu. Hakk'a sığındık Raifeciğim, Hakk'a sığındık. Kardeş, bu ölüm deccalde hep fakir fukaraya musallat olacak değil ya. İşte Hacı Ferhat Efendi'nin narinin de kara topraklara götürdü. Eyüp'teki niyet kuyusunun suyu kurumuş, duymadınız mı? Zindan kapısındaki Baba Cafer türbesine güneş doğmuş. Hepsinden beteri, otlakçılarda bir katır, üç başlı bir canavar doğurmuş. Rabbim sen bizi koru, kıyamet alametleri, kıyamet alametleri. Çınar'da Viran Camii mezarlığından bir evliya çıkmış, ortalığı haraca kesmiş.
100 lira göndermeyeni İspanyol hastalığından çarpıp öldürüyormuş. 100 lira mı dedin? Aa, pek pahalı kardeş, evimi satsam ödeyemem. Parası olan verir kurtulur, olmayan ne yapsın? Fakir fukara dirilerin şerrinden kendini kurtaramazken bir de şimdi başımıza haraççı ölüler çıktı. Hakka sığındık kardeşciğim, hakka sığındık. Bizi sen sakın, iki gözüm Rabbim. Hafız İshak parayı göndermediği için oğlu, torunu, gelini ard arda gümbür dediler. Bunun üzerine Hacı Ferhat korkusundan hemen göndermiş paraları. Paraları göndermiş de büyük kızı Narin neden ölmüş öyleyse? Göndermesine göndermiş ama el altından da karakola haber vermiş. Evliya Hazretleri çok kızmış buna. Hacı Ferhat'ı cezalandırmak için kızının canını almış. Karakola mı haber vermiş? Bak hele, ölülerle oyun oynanır mı hiç? Alışmış kudurmuştan beterdir Nakiyeciğim. Adam dirilere oyun oynarken ölüleri mi hariç tutacak? Pinti Hacı, paralarını vermektense kızını karısını vermeye çoktan razıdır. Şimdi de sıra Nermin'de mi acaba? Nermin'e İspanyol ne etsin? Kocası Mehdi Bey onu öldürmeye yeter de artar bile. Kıskançlığından eridi eridi de bizim Hatice'nin uyuz kedisine döndü. Ahçıları Ayşe kadından duydum. Evliya'ya bir mektup yazmış. Kalbim sizce malumdur. Hayatın bu işkencesine dayanamayacağım. Cariyenizi ya bu cehennem azabından kurtarınız ya da hemşirem gibi İspanyol hastalığından öldürünüz demiş. Bunlara da ne oluyor kardeş? Bu kışta kıyamette sıcacık konaklarında yiyip içip kuduruyorlar. Ne cevap vermiş Evliya? Meti Bey'in üç kapatmasının adlarını, adreslerini birer birer saymış dökmüş. Evliya bu. Gözünden bir şeyi kaçar mı? Onlarca hepsi malumdur. Zamane evliyaları artık gönül işleriyle de uğraşıyorlar desene. Sus komşucuğum, sus, günaha girersin. Onlar neyle uğraşacaklarını senden benden iyi bilirler. Nermin'le Meti Bey arasında bir kızılca kıyamettir kopmuş. Ayşe kadın kapıya kulağını dayayarak dinlemiş. Nermin ben sana düşecek karı mıydım diye bas bas bağırıyormuş. Kocası da sen bostan kuyularına düşecek karıydın ama nasılsa bana düştün diyormuş. Oh ne de güzel söylemiş ama tevekkeli değil. 80 kadını idare etmesinden belli. Aklı evvel adam. Muhsin'e ne de İspanyol'a tutulmuş, haberiniz yok mu? Biliydim hemen koşardım. Dostluk böyle günde belli olur. Hekimler yanına kimseyi koymuyorlarmış. Hekimler de ne karışıyor? Hastalık böyle bulaşıyormuş. İlahi kardeş, Allah 8'de verdiğini 5'te almaz. 40 yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş. Zavallıcık evinde oturup dururken hastalık ona nereden geldi? Rabbimin takdiri neyse o olur. Hekimler ne bilirmiş? Kelin merhemi olsa kendi başına çalar. Onlar ölmeyecek mi sanki? Bu yıl İspanyol'dan az hekim mi öldü ha? Ecele çare olmaz. 100 lira verince evliya çaresini buluyor ya işte. O evliyadır, bulur. Ama hekim dediğin de senin benim gibi Allah'ın kulu. Böyle söyleme Esma, Rabbimin gücüne gider. Hacı Ferhat 100 lirayı verdi ama kızını kurtaramadı. İnşallah Hacı Ferhat denen herifin boyu devrilsin. Onu 4 kollu ile hacılar götürsün. Hacı olmuş ama imana gelememiş. Evliya ile zıt gidilir mi hiç? Hacı yağmur yağarken küpünü doldurmuş. Şimdi zemzem suyu gibi koynundan ayırmıyor. Bahriye tayinatından her ay 500 ekmek alıyormuş diyorlar. Bu miktar ekmeğe ne kadar katık lazım ha? Hesaplasana. Nesini hesaplayayım, gözlerim görmüyor mu? Güğüm güğüm sütler, teneke teneke kaymaklar, kangal kangal sucuklar, şekerler, unlar, yağlar. Sanki saklambaç oynar gibi Hacı ile Hafız'ın evlerine girip gizleniyorlar. Bizim köse bakkalda şekerin kırıntısı yok. Bu kadar erzakı nereden ne yiyorlar kardeş? Artık orasını Tanrı bilir. Ah komşucuğum, polisi işe karıştırmakla hiç de iyi etmedin. Abdal Veli Hazretleri bunu affetmeyecekler. Benden de mi ibret almadın a birader? Kabahat benim değil Hafızcığım, bunu Allah da biliyor. Herhalde Abdal Veli Hazretleri de bilir. Arabayla atlar da çalınınca bizim damat bir cahillik edip karakola koşmuş. Önlemek elimde değildi ki. Atlar da arabalar da Hacı Hurşit'in köstekli saati de Abdal Veli Hazretlerine feda olaydı da başımıza bu işler gelmeyeydi. Elbette elbette, ister miydim hiç? Ama ben Veliullah'ın gönlünü almak için bir 500 lira daha gönderdim. Aman gene Hacı Hurşit'le mi yoksa? Bir pot daha kırmış olmasın? Yoo, bu sefer aklı başında birini buldum. İyi etmişsin ya. Kendisi istemediği halde neden gönderdin o ikinci 500'ü? Savaşın sebebini bildirmelerini istirham ettim. Savaşın sebebini mi?
Bu da neden icap ediyor? Vesile efendim, vesile. Maksadım para göndermekti. Kendi istemeden yollarsam belki gücenir diye düşünüyorum. Memnun oldu mu bari? Derhal karşılık verdiğine göre memnun olsa gerek. Neymiş şu savaşın sebebi Allah aşkına? Okuyayım da dinle bak. Bak ne keramet buyuruyorlar. Bir velvele-i felakiye oldu. Havt seratanı yutmak istedi. Sür böğürdü. Haml beledi, Esed kükredi. Cevza yani ikizler birbirinden ayrıldı. Mizan muvazenesini kaybetti. Kavsin yayı sonsuzluğa fırladı, gökler inledi. Allah Allah. Her şey birbirine girdi. Bu hengamede Akrep Burcu yanından geçerken Dübbi Ekber'in bacağını soktu. Allah Allah. Büyük ayı küçüğünün üstüne saldırdı. İşte ne olduysa bu sırada oldu. Bu büyük zelzeli felakiyede Dübbi Asgar'ın kuyruğunun ucundaki dünya doğrultusunu şaşırdı. Savaş başladı. Hele bak, hele bak. Meğer neler olmuş da haberimiz bile olmamış. Rabbimin hikmeti nereden bilecektik? Demek Akrep Dübbi Ekber'in bacağını sokmasa, büyük ayı küçüğünün üstüne saldırmasa savaş olmayacakmış. Öyle zahir. Desene öyle. Kabahat Akrep'le büyük ayı da. Hakçası bu. Arifleri anlamaya irfan lazımdır. O halde ben de yazıp sorayım hemen. Harbiye Nezaretinin ihalesi benim üstümde kalacak mı diye. Sor kardeşim, sor sor. Abdal Veli Hazretlerinde ne sorarsan cevap hazır. Tezkerenin arkasında da şunlar yazılı. Evet. Hazreti Veli her türlü şüpheden uzak bulunmakla Abdal-ı Müşanünü Leyh haklarında tecessüsat, tahkikat, tetkikat yasaktır. Birçok dertler getirir ve tütsülerin hüsnü tesirine de engel olur. Gördüğünü bak, nazikane ihtar diye buna derler. Kafamıza odunla vuracak değil ha, bir evliya bu kadar söyler işte. Ah Hafızcığım, ah derdimi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Meselenin polise duyurulması yüzünden narinciğimi kaybettim. Yüreğim kan ağlıyor. Gözüm artık hiçbir şey görmez oldu. Ne yaptığımı ne ettiğimi ben de bilmiyorum. Şimdi tek umudum Nermin'ciğimi kurtarabilmek. Bunun içinde yapmayacağım fedakarlık yok. Gerekirse bütün servetimi bir anda harcayabilirim. Lakin içimde gene de bir kuşku, bir huzursuzluk var. Ne etsem de bu duygumu Abdal Veli Hazretlerine bildirebilsem. Canım kardeşim, bütün bunları bana anlattığın samimiyetle kendisine yazıp bildirsen olmuyor mu? Olmaz kardeşim, olmaz. Bu duygular kağıda dökülemez, mektupla anlatılamaz. Öyleyse ziyaretine git, mübarek ellerinden öp, içini dön. Hah, üstüne bastım. Benim aklımdan geçen de bu. Amma ve lakin cesaret edemiyorum. Ne olur benimle beraber gelsene. Aman kardeşim, benim kendi canımdan başka verecek bir şeyim kalmadı. Hem hazretin karşısına çıkacak yüzüm de yok. İyi ya işte. Sen de ellerinden öper, itikatsızlık ettiğin için tövbe eder, hayır duasını alırsın. Bilmem ki ne desem. Düşünelim bir. Peki ama nasıl gidilecek? Arabacı Osman yolu biliyor. Hem nasıl gidileceği hazretin ilk gönderdiği mektupta da yazılı. İşte bak şurada. Okuyayım da dinle. Hazreti Abdal Çınar semtinde bir viranede yangından arta kalan bir hamam külhanında oturur. Orada köpekler ürür, baykuşlar öter, kokular tüter, hayaletler gezinir, ölüler dirilir. Bütün bunlar göğsü imanlı olan hiçbir canlıya zarar etmezler. Ziyaretçi makamı Abdal'ın heybet ve garabetinden şaşırarak, kendini kaybetmeksizin karanlık delikten içeri girerek sağ taraf duvarına tutuna tutuna 7 adım ilerlemelidir. Hazreti Abdal karanlık ve sessizlik içinde dua ile meşguldür. Bazen cezbeye gelir, bağırır durur. Baykuşları korkutur, susturur. Lakin ziyaretçiye bir zararı olmaz. Korkmamalı, metanetle durmalı. Ağzında durmalı dili, göğsünde olmalı eli. İkiye bükülmeli beli, korkudan sal vermemeli yeli. Zira o zaman köpürür veli. Hani şu aptalı gözümle görmemiş olsaydım kutsallığına ben de inanacaktım. Bütün meslek hayatımda böyle çetin bir dolandırıcılığa rastlamadım. Hala bir iz bulunamadım. En küçük bir ipucu bile yok. Şimdi posta memurunu sorguya çekeceğim. Siz de dinleyin. Evet, postane meselesi önemli. Mektuplar hep aynı yerden postaya veriliyor. Nasıl oluyor da getireni tanımıyorlar? Ben daha çok aptala gönderilen mektupların kimin tarafından alındığını merak ediyorum. Siz de gördünüz işte, o zavallı budala mektup okuyacak bir kimse değil. Aklıma bir şey geldi komiser bey.
Biz kendisine bir mektup yazıp bir hacetimiz olduğunu, istediği parayı vermeye amade bulunduğumuzu bildirsek? Sen ne der misiniz ki sizin aklınıza gelen benim de gelmez? İlk yaptığım iş bu oldu elbet. Evet, ne sonuca vardınız? Her kimse o kurnaz dolandırıcı işini iyi biliyor. Mektubuma cevap bile vermedi. Onun işi sizin kayınpeder gibilerle. Öyleyse kayınpederin peşine takılmak gerekecek. Onu yapabilseydik belki bir sonuca varabilirdik. Ama iş işten geçti. Öyle sanıyorum ki artık alacak alındı, verecek verildi, iş sonuna geldi. Olaya biz el koyduktan sonra bir daha bu oyunu oynamaya başvuracak kadar budala değiller herhalde. Konağa başka mektuplar geliyor mu? Vallahi bilmiyorum. Kayınpeder Hafız İshak'tan başkasına su sızdırmıyor. O da ondan daha inançlı. Artık onlara da cevap vermeyecektir. Her neyse. Biz şu posta müvezziğini bir dinleyelim hele. Ali, şu postacı gelsin içeri. Mahalleli haklıymış meğer. Bu aptalın şerrinden Hakk'a sığınmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. Gel bakalım birader, gel. Aptal veriye mektupları sen mi götürüyorsun? Evet efendim, ben götürüyorum. Nasıl götürüyorsun? Eline mi veriyorsun? Evet efendim, eline veriyorum. O zavallı okuma bilmez ki. Orası benim karışacağım bir şey değil. Ben gönderilen mektupları sahibine teslime mecburum, o kadar. Aptal bu mektupları kime veriyor? Bilmiyorum, her kime isterse verebilir. Bu da bizi ilgilendirmez. Çok mektup geliyor mu aptala? Hayır, hiç gelmezdi. Son günlerde 5-6 mektup geldi, hepsi bu. Pekala. Hacı Ferhat Efendi ve ailesine gönderilen mektupları kimin getirdiğini kontrol etmeniz ve yakalatmanız için emir vermiştim. Bunu şimdiye kadar neden tespit edemediniz? Bu konunun üstünde özellikle durduk. Ama kimin getirdiğini hiçbir zaman göremedik. Mektupları hep kutuya atılmış buluyoruz. Mektup kutusu postanenin içinde değil mi? Hayır efendim, dışında. Çoğu kimse mektubunu o kutuya atıp geçer. Postanenin içine girip mektup damgalatan pek azdır. Biz pullanmış olarak kutuya atılan mektupları da damgalayıp ait olduğu posta merkezine göndermek zorundayız. Orası öyle. Peki, aptala kıymetli mektuplar da gönderilmiş. Onları da eline mi veriyordun? Evet, dağıtma bakımından adi mektuplarla kıymetli mektuplar arasında hiçbir fark yoktur. Sadece kıymetli mektupları teslim ettiğimiz zaman bir imza alırız, o kadar. Aptal imzalıyor mu? Yok efendim, ona parmak bastırırdık. Hem o bizim semtin en tanınmış, en muteber bir simasıdır. Parmak bastırmadan versek de olur. Ama ben görevime düşkün bir memur olduğum için ne olur ne olmaz diyerek parmak bastırıyordum. Bahşiş de veriyor muydu bari? O mübarek zatın duası yeter efendim. Peki kardeşim, peki. Hadi sen işine git. Görüyorsunuz ya Meti Bey, şu aptala siz de benden başka inanmayan yok. Bir gün bizim emniyet müdürünü onun elini öperken görürsem hiç şaşmam. Hakk'a Sığındık adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Gül Gülgün, Nakiye Güzin Özipek, Raife Toto Karaca, Esma Şeniz Boduroğlu, Hafız İshak Zihni Küçümen, Hacı Ferhat Gazanfer Özcan, Komiser Kamuran Usluer, Methi Şükran Güngör, Postacı Güven Şengil. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Hakk'a Sığındık 6. ve son bölüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından oyunlaştıran ve radyoya uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Gül Gülgün, Komiser Kamran Usluer, Nüset Çetin İpekkaya, Nakiye Güzin Özipek, Raife Toto Karaca.
Birinci Dünya Savaşı içinde İstanbul, İspanyol nezlesi adı verilen bir grip salgınına uğramıştı. Hoşkadem semtinde oturan Hacı Ferhat Efendi ile Hafız İshak Efendi adında iki savaş zengini, kendilerini ve ailelerini bu öldürücü hastalıktan korumak için çırpınıyorlardı. Bu sırada Hafız İshak Efendi'nin aldığı bir tehdit mektubu huzurlarına büsbütün kaçırdı. Mektup, Aptal Veli Hazretleri adına gönderilmişti ve adam başına 100'er lira verilmezse aileden 3 kişinin öleceği bildiriliyordu. Zenginlikleri yanında bir hayli pinti olan iki ihtiyar komşu birbirlerine danışarak bunun bir dolandırıcılık olduğu kanısına vardılar ve parayı göndermediler. Ne var ki mektubun kerameti çabucak gerçekleşti ve Hafız'ın konağından ard arda 3 kişi öldü. Bu keskin keramet karşısında neye uğradıklarını şaşıran pinti ihtiyarlar bin pişmanlık içinde kıvranırlarken aynı tehdit mektubu bu sefer de Hacı Ferhat Efendi'ye gönderildi. Mektupta 24 saate kadar 500 lira verilmediği takdirde konaktan 5 ölü çıkacağı bildiriliyordu. Hacı Ferhat Efendi istenilen parayı derhal gönderdiyse de parayı götürenler hırsızların baskınına uğradılar ve gömleklerine varıncaya kadar soyuldular. Bundan ötürü olaya polisçe el konuldu. Ama bütün araştırmalara rağmen en küçük bir ipucu elde edilemedi. Hoşkadem semti bu esrarlı olayla çalkalanıyordu. Buyurun, bir şey mi istediniz? Birkaç dakikanızı alabilir miyim komiser bey? Evet. Adım Nusret Ulvi, yazarım. İlgilendiğiniz bir konuyla ben de yakından ilgiliyim. Öyle mi? Açıkçası ben bir suç işledim, size teslim olmaya geldim. Ama bunun için küçük bir şartım var. Acayip. Suçlular ne zamandan beri karakollarda şart koşmaya başladılar? Bir bakıma haklısınız. Ama ben kabulü sizin için hiç de güç olmayacak bir şartı ileri süreceğim. Bundan başka bu şartımı kabul etmediğiniz takdirde benim niçin kendimi suçlu saydığımı asla öğrenemeyeceksiniz. Neymiş şartınız? Beni adalete teslim etmeden önce iyice dinlemeniz. Görevim bu zaten. Ben görevinizin biraz dışında olarak beni dinlemenizi rica ediyorum. Mümkünse bu akşam fakirhaneye şeref vermenizi dileyeceğim. Beni evinize mi çağırıyorsunuz? Evet, tenezzül buyurursanız içmeye. Ben içmem, evinize de gelemem. Ama sizi burada istediğiniz kadar dinleyebilirim. Ne yazık ki burada mümkün olmayacak. Size olayın canlı tanıklarını da birer birer göstermeliyim ki dediklerimin doğruluğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Yoksa inanmamanız için hiçbir sebep yok ama belki de bana inanmayacaksınız. Siz şu ağzınızdaki baklayı çıkarsanız da ne gibi bir suç işlediniz? Efendim, siz bir zabıta, daha doğrusu bir adliye memurusunuz. Bu da bir çeşit yargıçlık demektir. Yargıçlar sizin yapacağınız soruşturmaya göre yargılarlar. Elbette elinizdeki yasaya uymak zorundasınız. Oysa dünyada yasaların kurtaramadığı pek çok zavallılar, masumlar bulunduğunu bilir misiniz? İşte onlardan biri de benim. Biliyorum yasalar beni bağışlamayacaktır. Ama ben önce sizin vicdanınızdan başlayarak vicdanların beni bağışlamasını istiyorum. Çünkü benim suçum kötülük gibi görünen bir iyiliktir. Neymiş bu suç? Önce onu söyleyin. Komiser bey, siz beni tanıyamadınız. Fakat hayli zamandan beri zihniniz beni bulmaya uğraşıyor. Yoksa Aptal Veli olayı mı? Evet, Aptal Veli olayı. Bu işi yapan siz misiniz? Evet, benim. Fakat mührü kazdıran sünepe bir ihtiyardı. O kayınpederimdir. Demek soyca ha? Hayır, o zavallının hiçbir şeyden haberi yoktur. Ben ona öyle bir şey kazdırtmasını söyledim. Bu mührü ne işte kullanacağımı bilmiyordu. Bugün buraya teslim olmaya geldiniz demek. Evet, ama bir şartla. Şartımı da söyledim. Suçlu olduğunuzu bizzat itiraf ettiğinize göre şartın pek değeri kalmıyor artık. Düşünün ki suçluyu siz yakalamadınız. Asla yakalayamayacağınızı da hiç değilse kendi kendinize itiraf etmişsinizdir. O size kendi ayağıyla geldi. Böyle bir suçlunun vicdanınızdan bir şeyler beklemeye hakkı olamaz mı? Davamı dinleyiniz. Hükmünüzü sonra nasıl isterseniz öylece verirsiniz. Kaçmıyorum, kaçmayacağım, inanın. Size ev adresimi de vereceğim ve bu akşam teşrifinizi özellikle rica edeceğim. Bu andan itibaren her an avucunuzun içindeyim. Bir aptala böylesine bir ustalıkla evliyalık rolü oynatan, istediğini öldürüp istediğini dirilten bir adamdan korkmaya, şüphelenmeye benim de hakkım var sanırım. Şimdi siz bana bir şart koşuyorsunuz. Şartınızı kabul etmezsem ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapacak değilim. Teslim oldum. Buyurun, yasalar ne buyuruyorlarsa onu yapın. Elbette size güvenemem. Pencereden damdan kaçabilirsiniz. Size kapı bacı olmaz. Komiser bey, ben bir katil, hırsız, gözbağcı değilim. Size mesleğimin yazarlık olduğunu söylemiştim. Ama yaptıklarınızı ancak gözbağcılar yapabilir.
Tehdit mektubunuzdan sonra Hafız İshak Efendi'nin konağından çıkan 3 cenazenin hesabını nasıl vereceksiniz? Adalet sizden bu 3 cinayetin hesabını soracak. Buraya kadar gelip teslim olmanızın da kim bilir ne akıl almaz sebepleri vardır. Benim vicdanıma karşı vermeye borçlu olduğum hiçbir hesabım yoktur. Davamı dinlemeden hükmünüzü vermeyiniz. Bazı davalar vardır ki yangın söndürülür gibi hemen bastırılmamalıdırlar. Benim anlatacaklarım da böyledir. Birader, efendiden bir adama benziyorsunuz. Doğrusu size ısınmadım desem yalan olur. Bir bakıma suçunuz pek büyük. Adaletten önce ben merak ediyorum. Niçin yaptınız bu işi? İki küçük yavruyu mahvolmaktan kurtarmak için. Benim yaptığım suç değil insanlıktır. Sonuna kadar dinler, hele bu akşam bendehaneye de şeref verirseniz, o küçük yavruları gözlerinizle görüp kulaklarınızla dinleyerek siz de bunu kabul edeceksiniz. Onları niçin buraya getirmiyorsunuz? Kötü yollara düşmek üzereyken bir talih eseri olarak yetişip kurtardığım 11 yaşında kimsesiz bir kızla 7 yaşındaki masum erkek kardeşi. İster misiniz onları karakol karakol, mahkeme mahkeme dolaştıralım? Herkese teşhir ederim. İnsanlar ellerini yıkadıkları kirli suyu kimseye göstermemek için kapalı kanalizasyonlar yaparlarken bu iki günahsız çocuğu teşhir etmekten utanmazlar mı? İşte bütün didinmem de onları ortaya çıkarmamak, açığa vurmamak için. Kendim için istediğim hiçbir şey yok. Vicdan muhasebemi yaptım. Her şeyi size olduğu gibi anlatmaya karar verdim. Beni suçsuz bulursanız mesele kapanır. Yok, suçlu bulursanız mahkemede bu işi sırf dolandırıcılık amacıyla yaptığımı söyleyeceğim. Gene de onları ortaya çıkartmayacağım. Pekala. Kabul ediyorum. Bu akşam evinize geleceğim. Ah, çok teşekkür ederim. Verin elinizi öpeyim. Hayır, estağfurullah. Siz çok iyi bir insansınız. Akşam saat 5'te gelip sizi buradan alırım. Gideceğimiz yer uzak mı? Nerede oturuyorsunuz? Hayır, 10 dakika sürmez. Selimpaşa yokuşunda. Aradığım keklik bu kadar yakınımdaymış da haberim yokmuş. O keklik artık vicdanınızın kapanındadır. İstediğiniz anda onu adalet kafesine tıkabilirsiniz. Ben evliyim komiser bey. 3 de çocuğum var. Kimseye muhtaç olmamakla beraber kıt kanaat geçiniyorduk. Savaş başlayınca askere aldılar. Ben de her erkek gibi vatan görevimi yapmaya koştum. Karım dikiş dikerek çocuklarımıza bakmaya başladı. Savaşta yaralandım. Az kaldı ölüyordum. Bazen kendi kendime keşke ölseydim de bütün bunlar başıma gelmeseydi diyorum. Neyse. Sakat kaldım, çürüye çıkardılar. Galicia'dan İstanbul'a döndüm. Yeniden yazarlığa başladım. Bütün bunlar benim için bir rüya gibiydi. Ama maksadım size kendimden söz etmek değil. Çünkü işlediğim suçun... Evet, şimdilik buna suç diyelim. Kendimle hiçbir ilgisi yok. Ya kiminle ilgisi var? Anlatacağım. Bir gün yeni caminin önünden geçiyordum. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Soğuktan morarmış, kirli, mini mini bir el yolumu kesti. Çocuklarının bağışı için bu yetime 10 paracık diyordu. Birden irkildim. Bu sesi tanıyordum. Kardeş gibi seviştiğim, Galicia'da beraber dövüşürken şehit olan bir arkadaşımın kızının sesiydi. Nuriye, sen misin diye haykırdım. O da beni tanımıştı. Utandı, korktu. Soluk yanakları pembeleşti. Titriyordu. Kaçmak istedi, bileğinden yakaladım. Kardeşlerin nerede diye sordum. Ahmet burada dedi. Küçük Mustafa'cık öldü. Kendi çocuğumun ölümünü duymuşçasına sendeledim. Neden öldü dedim. Boynunu büktü. Açlıktan dedi. Anneleri de veremden ölmüş. Başkaca kimseleri olmadığından sokağa düşmüşler. Yeni caminin merdivenlerinde yatıp kalkıyorlarmış. O anda insanlığım bana bu iki sefil yavruyu kurtar diye bağırıyordu. Evet, ilk yapılacak şey buydu. Ötesi sonra düşünülecekti. Ben de öyle yaptım. Çocukları alıp eve getirdim. Kendi çocuklarımıza bile bakamadığımız bu savaş yıllarında onları gene de sokağa atamazdım. Beni anlıyorsunuz değil mi? Evet, anlıyorum. Şimdi izin verirseniz çocukları çağırayım da hikayelerinin sonunu kendi ağızlarından dinleyiniz. Bana kalırsa onları teşhir etmemek için vermiş olduğunuz doğru kararı uygulamakta devam ediniz. Kaldı ki ben meseleyi de sizin yüksek duygularınızı da anlamış bulunuyorum. Yalnız merak ettiğim bazı noktalar var ki bunları o zavallı çocuklar değil ancak siz cevaplandırabilirsiniz. Buyurun sorun. Parayı götürenlerin soyulmasıyla hiçbir ilginiz olmadığını biliyorum. Esasen bu işi yapan sabıkalılar yakalandı. Bu tamamıyla bir rastlantıdan ibaret değil mi? Evet, kötü bir rastlantı.
Parayı götüren Hacı Hurşit'in mağarada gördüğü Huri ile Gılman kimlerdi? Küçük Nuriye ile kardeşi Ahmet. Zavallıcıkların bu konuda hiçbir bilgileri olmadığına inanırsınız sanırım. Evet, evet, inanıyorum. Her iki konakta da olup bitenleri sanki aralarında yaşıyormuşsunuz gibi günü gününe nereden öğreniyordunuz? Tahmin edeceğiniz gibi Hafız İshak Efendi'nin konağındaki hizmetçilerden biri eski bir baba dostunun kızıdır. Aynı zamanda da komşumuzdur. Ondan öğreniyordum. O zavallının da dedikodu hastalığından başka hiçbir suçu yoktur. Hafız İshak Efendi ailesinden 3 kişinin İspanyol nezlesinden öleceğini nasıl bildiniz? İshak Efendi'nin oğlu geçen yıl bir zatürreye geçirmişti. Karısı da kronik bronşit çekiyordu. Konağa giren mikrobun herkesten önce onları yakalayacağını tahmin etmek için evliya olmak gerekmezdi. Peki ya İshak Efendi'nin torunu? O da ölenler arasında. Mikrobu getiren oydu çünkü. Küçüğün Şehnaz adında bir dadısı varmış. Arabacı Arif adında biriyle sevişirmiş. Konaktan ne aşırabilirse her gün dostunun evine taşırmış. Arabacı Arif İspanyol nezlesine tutulunca Şehnaz dayanamamış, küçüğü de kucağına alarak her gün sevgilisini görmeye gitmiş. Ben bunları öğrendiğim zaman küçük hastalanmış ve bir doktor tarafından tedavi edilmeye başlanmıştı bile. Kerametin üst tarafı bütün kerametlerde olduğu gibi boş atıp dolu tutturmaktan ibarettir. Nitekim kerametimin tutmadığı da oldu. Hacı Ferhat Efendi'nin büyük kızını ölümden kurtaramadım. Evet ama Hafız da Hacı bunu gene de sizden yana yorumladılar. Meseleye karakolca el konulması yüzünden evliyanın kızmış olmasına verdiler. Bilgisiz kişiler bu gibi kerametlerin en büyük yardımcılarıdırlar. Onların yardımları olmasa dolandırıcılar aç kalırdı. Doğrusu iyi tertiplemişsiniz. Size yazar olduğumu söylemiştim. Romancılar da dolandırıcılar gibi hayalleriyle çalışırlar. Yaptığınız işin dolandırıcılık olduğunu siz de kabul ediyorsunuz, değil mi? Kabul etmek zorundayım. Vicdanımı sızlatarak beni ayağınıza kadar götüren de bu oldu ya. Devam edebilirdim, etmedim. Siz de takdir edersiniz ki İstanbul şehrinde bu gibi dolandırıcılıklarla soyulmayı bekleyen binlerce insan var. Duydun mu komşucuğum, duydun mu? Hayrola Nakiye kardeş, yine ne var? Ah sorma komşucuğum, kıyamet alameti, kıyamet alameti. Ay o söylesene canım, vallahi meraktan çatlayacağım. Zindan kapısına güneş mi doğmuş yine? Ondan da beter, ondan da beter. Hafız İshak iki evlatlık almış. Evlatlık mı almış? Bir kız bir oğlan. Komiser bey getirmiş onlara Hafız'a. Anasız babasız sokak ortasında kalmışlar. Aa. Nur topu gibi iki kardeş. Aa. Hafız onları bir seviyormuş, bir seviyormuş ki anlata anlata bitiremiyorlar. Aa. Nuriye diyormuş da başka söz demiyormuş. Ahmet deyince gözlerinden yaşlar boşanıyormuş. Bütün malını, mülkünü onların üstüne yazmış. Aman ne talihli çocuklarmış Nakiyeciğim. Anamız da babamız ölecekleri zaman iyi seçememişler desene. Sayın dinleyiciler, Hakk'a Sığındık adlı oyunumuz sona erdi. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Ayna adlı romanından oyunlaştıran ve radyo uygulayan Orhan Hançerlioğlu. Reji Zihni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Gül Gülgün, Komiser Kamran Usluer, Nüset Çetin İpekkaya, Nakiye Güzin Özipek, Raife Toto Karaca. Başka bir oyunda buluşmak ümidiyle hoşça kalın sayın dinleyiciler.